Bu Almanya var ya bu Almanya. Bunlar nazizm. Bunlar marksizm. Bunlar budizm. Bunlar deizm. Bunlar faşizm. Bunlar karnizm. Bunlar seksizim Bunlar ateizim Bunlar Taoizm, bunlar Fetişizm, bunlar Komünizm, bunlar Leninizm, bunlar Fideizm, bunlar Cecilizm, bunlar Kadirizm, bunlar Nihilizm, bunlar Şintoizm, bunlar Pasifizm, bunlar Feminizm, bunlar Semitizm, bunlar Siyonizm, bunlar Elitizm, bunlar Darwinizm, bunlar Aktivizm, bunlar Raşitizm. Bunlar veganizm, bunlar politizm, bunlar hedonizm, bunlar hinduizm, bunlar cainizm, bunlar panteizm, bunlar bolşevizm, bunlar şovenizm, bunlar optimizm, bunlar pezimizm, bunlar despotizm, bunlar romantizm, bunlar hümanizm, bunlar popülizm, bunlar kapitalizm, bunlar globalizm. Bunlar Sabitalizm, bunlar feodalizm, bunlar militarizm, bunlar politeizm, bunlar Pragmatizm bunlar liberalizm. Hey! Almanya. Sen kimsin ya? İspanya. Sen kimsin ya? Amerika. Sen kimsin ya? Kanada. Sen kimsin Japonya. Sen kimsin ya? Brezilya. Sen kimsin ya? Polonya. Sen kimsin ya? Fransa. Sen kimsin ya? Belçika. Sen kimsin ya? Hollanda. Sen kimsin ya? İtalya. Sen kimsin ya? Namibya. Sen kimsin ya? Andorra. Sen kimsin ya? Danimarka. Letonya. Estonya. Uganda. Rusya. Rusya. Romanya. Meksika. Sen Türkiye, Budanya, Kumanya, Komedya, Lavinya, Lavin Kilikya, Polonya, Ütopya, Çiçekya, Botswana. Sen ya? Kim bu ya? Sen kimsin ya? Sen ya, sen ya, bunlar Taoizm. Bunlar fetişizm. Bunlar komünizm. Ya, bunlar leninizm. Bunlar fideizm. Bunlar cecilizm. Bunlar kaderizm. Bunlar, bunlar nihilizm. Bunlar şintoizm. Bunlar pasifizm. Bunlar feminizm. Bunlar semitizm. Bunlar siyonizm. Bunlar elitizm. Bunlar darwinizm. Bunlar aktivizm. Bunlar raşitizm. Bunlar veganizm, bunlar politizm, bunlar hedonizm, bunlar hinduizm, bunlar cainizm, bunlar panteizm, bunlar bolşevizm, bunlar şovenizm, bunlar optimizm, bunlar pezimizm, bunlar despotizm, bunlar romantizm, bunlar hümanizm, bunlar popülizm, bunlar liberalizm. Olmuyor ya nasıl yapacağız Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifler nasıl Önce Şunu Şey yapmayalım da Unutmayalım Devlet Lemuru hoş geldin <laughs> Yeni üyemiz Devlet Lemuru'nu unutmayalım Devlet lemuru olması lazım aslında değil mi? Abi aldığın, aldığın yemeği bileceksin. Aldığın mamayı bileceksin abi. Sırtını devlete dayayacaksın. Tam da saniyesinde geldi. Devleti. Pırasayı da çağırmış. Ben çağırdım. Bu saatte uyum, uyumamış olması lazım. Var ya bugün hiç dinlenmedim arkadaşlar. Daha çıkmıştım. Aikido çalışmak için. Hem trekking hem de e, Aikido ya yani daha doğrusu Joe teknikleri. Onları çalışmak için güzel bir spor oldu, güzel bir doğa yürüyüşü oldu bizim için. Özlemişim gerçekten bu sezon harbiden ilk oluyor daha. Uzun süredir yapamamıştık. Güzel bir aktivite olmuş oldu bizim için de. Ee, döndüm, indim. Daha da indim. Hemen buraya geldim sizin yanınıza. Bir şokuna açıklık getirsin buradan üye olsak Efe'nin karı artıyor mu? Öyleyse YouTube abonelerinden çıkıp buradan abone olayım. Evet, artıyor. Baya fark ediyor. Dağdan indim aynen İlk defa bir canlı yayın yaptım. Trump kazandı dedi ki Efe dağdan insin, gelsin canlı yayın yapsın. Me meclise, gel me girsin canlı yayın yapsın dedi. Cinan. Serkan İnce niye kolpa sıkması? M -m merhaba arkadaşlar ben Burak oyunda. YouTube Super Thanks en çok kesen. Hayvan hayvan gibi çok kesiyor YouTube Super Thanks. En az kesen Kick. O yüzden imkanınız varsa ikisi içinde imkanınız var. Yani şu an YouTube YouTube'u açık tutmamın tek sebebi YouTube'daki o super chat'i meti açık tutmamın tek sebebi e, buraya hiç gelmeyen insanlar. Yoksa burası çok çok daha iyi. Bir ara hatta kapattım sinirlendim de. YouTube o kadar kesiyordu ki. Bazılarını saymıyor falan. Seçimleri takip etmedim ama konuşacağım. Ben dün unutmuşum ya. Eğer unutmasaydım, şey yapardık. Canlı seçim e, yayını yapardık abi, eğlenceli olurdu. Kiki kaldırmışlar Play Store'dan. Oha. Ciddi misin? Psikoloji hastalıkları anlatıyordun. Başka olursa yeni. Kiki Play Store'dan kaldırmışlar ha. Oğlum böyle bir şerefsizlik olabilir mi lan? Gerçekten de ondan sonra diyorlar ki karşı taraf faşist. Cık. Yok yok. Kik şeye gelecek ya. Apple TV'ye falan bile gelecek. iOS'a falan gelecek. Şu an duruyordur. Yok ya. Şu an duruyordur abi. İlk yazacağım şimdi. Mal var işte. Olmaması imkansız ki. Nasıl kaldıracaklar? Sıkıyor işte. TV app'i çıkacak. TV app'in çıkması çok daha iyi olacak. Televizyonda çünkü artık her şeyin akıllı televizyonda olmasa. Vimeo falan bulamamıştı mesela. Vimeo mu yoktu ya? Bir tanesi yoktu onlardan. E şimdi TV app'i yoksa çok büyük sıkıntı. Ben diyordum ya çünkü. Para sıkıntısı olmasa YouTube değil de başka bir platformda olurum diye. Ama birçoğun TV app'i yok. Ne oldu lan? Kendi kendine Siktirip Oğlum siktirip gider misin? Kendi kendine news açıldı. Nereye geldiysem abi kendi kendine news açıldı ha. Al. Ben sana news mu istedim? Bir de işin ilginç yanı git diyorsun gitmiyor. Gider misin? Gitti. TV app ayarlanmış. Aynen aynen. Kendine news. Yayın gitti geldi. Trump kim? Kamala'yı salacağız demiş. Kılıçdaroğlu seçim hakkında yayın yapmış abi. Konuşma yapmış. Kamala'yı salacağız demiş. Kamala neden içer demiş. İşin e komik yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Benim söylediğim benim çıkarttığım birçok espri. Birçok laf. Yani paralel olarak başkaları mı çıkarttı o da olabilir. Ya da popülerleşiyor muyuz? söylediğim şeyler popülerleşiyor mu onu bilmiyorum ama... ...alakası böyle tweetlerin altında falan görüyorum. İşte ee, Kamala teyzem 69 yapacaktı. Engel oldunuz. Sol gerici lafını zaten çok fazla görmeye başladım. Sol gerici lafını ben... Ee, Sam Harris'in Regressive Left Regressive Left Diyordu o Bu tür insanlara Sam Harris de çok şey değil de Oradan Sol gerici Türkçe'ye çevirmiştim Sol gerici lafını kullanmaya başlamıştım ama Başkaları belki paralel olarak düşündü Olabilir Sol gerici ciddi ciddi Türkçe'yi Sen kazandın demiş ve o kadar çok görüyorum ki sağda solda artık sol gerici lafını bilmiyorum abi işte belki de şeydir ne derler aklın yolu birdir demek ki iyi kötü etkiliyoruz ben şeyi de düşünmüyorum büyükten o da bizden gelmiştir yayılmıştır dedem 69 yapacak. <laughs> Evet konuşacağız merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi sadece arkadaşlarımızın toplanmasını bekliyoruz. Arkadaşlarımız toplandıktan sonra konuşacağız. Amerika'da memokrat meme seçimi kaybetti demiş. En sevdiğim Kadıköy solcusu. Dedem 69 senden çıktı abi her aklıma geldiğinde patlıyor. <laughs> Bak alakası yerlerde şimdi e, Kamala Kamala teyzem 69 yapacak falan yazıyorlar. Trump kazandı diye kuduranları gördün mü? Abi e, demokrat yani sol tayfa e, farklı farklı ülkelerde e, kafaları aynı birbirlerinin dostları. Sağ tayfa öyle değil ama. Çünkü sağ tayfa o ülkede ne geçerliyse onu destekliyor. Republicanlar Amerika çıkarlarını destekliyoruz diyorlar. Tabi bunları bunu hep yani her seferinde doğru şeyi düşünerek mi yapıyorlar? Tabi o tartışılır ama olayları Amerika'nın çıkarlarını düşünmek ve Amerika'yı birinci sıraya koymak. Ama bizdeki sağ öyle mi? Bizdeki sağ öyle mi abi? Bizdeki sağ öyle değil. Bizdeki sağ kendilerinin ve eşlerinin, dostlarının çıkarlarını Birinci sıraya koymak Bak Arkadaşlar gelene kadar bir şeye bakacağım Tuz biberde bar stand-up'ı yapar artık demiş Kik'in Apple TV uygulaması çıkmış Evet evet Gelecek ya diğerleri de gelecek Trump'ın 20 milyon Ben 20 değil de 10 milyon yollayacak diye biliyorum bir şeye bakacağım bir şeye bakacağım eğer doğruysa önce şuradan kendim bakayım bir gün önce

Orhan Nakli'nin işbirliği derken Tog verildi at Neyse sonra bakarım abi. Sonra bakarım. Sonra bakarım. Çok garip bir şey anlattılar da bulamadım daha. Eğer doğruysa ya da e, detayı ne? Onu merak ettim. Eğer o doğruysa abi gerçi ona benzer şeyler yapılıyor bizde. Vallahi de demiş Kaç hafta çalışıyor? 30 gün. Biz de yollasak keşke mültecileri. Filmin güzeldi. Teşekkürler. Neye baktığını göremiyorum. Kör olarak her zamanki gibi demiş. Şey. Yapay zeka söylemiyor mu? Kırgızistan'ın 62 milyon silme olayı mı? Gerçek miymiş o olay? Evet. Evet. Kırgızistan'ın Kırgızistan'ın abi bak şurada şurada yazıyor ama karşılığında bir şey olmuş onu Borç silme anlaşması. Oğuz Cengiz hoş geldin. bir süre sevdikleri atı havuç ve elmayla ile besledi. At ısırabilir falan diyorlardı. Evet. Neyse arkadaşlar. Yeterince toplandık sanırım. 17 dakika geçti. Tank balet fabrikası 50 milyon satılmadı mı? Karşılığında alfabemiz 34 alfa oldu. Karşına Avrupa Birliği'ne giriyormuş gibi yapıp kıyısına dönüyoruz. Olay gerçek bilmiyorum da bizim oylarımız lazımdı. Eğer olay gerçekse. İplemiyorlar ki abi bizi. 128 milyar ne yaptın? Tearfire 3'ü izledim evet. Onunla ilgili konuşuruz. Tog verdik aynen. Bir şey söyleyeyim mi? Sapanca'ya giderken yolda e, park etmiş bir tane tog gördüm. Ne kadar çirkin. Ama arkadaşlar fena değil diyor. Yani aşırı çirkin diyen benim sadece. Bildiğim ben küçükken çizerdim onu. Şöyle 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 dizaynını. Ama millet beğeniyor. Demek ki zevkler renklermiş. Bence dizayn çok çirkin. Ya yani ciddi ciddi abartısı bedava verse her almayacağım bir araba. Dizayn olarak. Tam nasıl bu Hemen söylüyorum. Sakin. Bir saniye. Fena değil bence demiş. Birçok kişi beğenmiş. Şu Bino Game linki nasıl veriliyor ya? Nasıl veriliyor abi? Ha şu. Şu mu? Bakayım. Arkadaş sormuş. Bir arkadaş sormuş. Bir türlü pinleyemedim. Yanlış şey mi pinledik. Aa doğru şey pinledim. Helal bana. Ne geldi? Bir şey geldi galiba. Göremedim. Bir şey mi geldi? Meşgul etmeyin. Meşgul etmeyin. Hoş geldin reis. Gene mi geldiler? Al. Şey yapmaya çalışıyorsunuz biliyorum. Subscribe onun chat yapayım istiyorsunuz ama olmayacak. Substance'ı da izledim. Onunla ilgili de konuşacağım. Sıkıntı şu Tesla model Y'yi boş paket alırsan vergisi TOG'dan daha ucuz. Sözü TOG'dan daha az vergi alacaklardı. Yerli üretim diye ucuz olacaktı. Sorun orada fiyat Tesla ile aynı demiş. Valla ben beni biliyorsunuz arkadaşlar. Ben arabadan çok anlamam. Arabanın tipi güzel olsun. Ne fark eder ki? Araba manyağı değil ben. Her biri zaten götürüyor. Biniyorsun gidiyorsun. gidiyorsun. O yüzden tipi güzel olacak abi. Şu kadar bey girmiş de bu kadar bey girmiş de açıkçası umurumda değil yani. Beygir yarışı yapmayacağım. O iş öyle değil aynen. Japon alacaksın geçeceğim Büyük ihtimal ben şey alacağım, alırım ya. Honda Civic. Türkiye'de abi daha fazlası hayal. Türkiye yollarında. Türkiye yollarında daha fazlası fantazi hayal yani. Bir de Türkiye ekonomisinde. FP. Official zevk sahibi. Honda Civic'in şu spor şeyi var ya. Spor paketi. Spoiler'ı falan var arkasında. Onu seviyorum abi. Koyu kırmızı bir tane. Bana verirsiniz. Alırsınız abi. Alın verin bana. Hyundai'yi aldık abi. inş geliriz. Ben şeyi istiyorum ya. Param olana kadar benim araba alacak param olana kadar o model çıkar zaten. Hyundai çıkarmış ya bir tane retro. Retro araba çıkarmış. Maxi A iyi fikir ha. Köpekleri mama dağıtacağım diye araba bağışı istesene. Doğru. Civic kit de çok fena. <laughs> araba modellerinin kitlesi de yoktur arkadaşlar. Arabaya binersiniz ve gidersiniz. Bu kadar. 3 milyon borç bırakıp gittik köpeğe. Senin alman gereken derken Gerisi ülke hayal zaten param olsa iki tane devlete almak en geliyor. Lüks araba param olsa da almam. Evet. Doğru. Evet arkadaşlar hadi seçim geyikleri. Seçim geyikleri. Birisi çıkmış. Yok bu değil. <laughs> dur dur onu kaydettim. Onu kaydettim. Kamala için şunu demiş abi. Twitter'da. Kamala mostly ran a good campaign and the american people are terrible is my takeaway. Bunu BPT haber haber yapmış. Kamala doğruydu halk yanlıştı. <laughs> Trump veya tokatladı ya. Trump veya tokatladı. Bu yani adamlar ağır loser karşı taraf. Diyorum ya çok benziyor. Yani muhalefet şu an orada onlar muhalefet oldu. Bizim muhalefetle çok benziyor. İktidarlar benzemiyor ama. <laughs> Muhalefetler benziyor. İktidarlar benzese bizim açımızdan Bir tık daha iyi olur Çok çok iyi olmazdı ama bir tık daha iyi olurdu yani İktidarlar da benzeseydi O zaman tartışırdık Yani gerçekten Türkiye'nin Menfaatini düşünsün Ama muhafazakar olsun Birçok konuda bizim kafamızda değil Hani oy verilir mi verilmez mi Türkiye'de Türkiye'de böyle bir şey olsa oy verilir mi verilir tanı, şey yapardık. Ne derler tartışırdık yani. Bak ondan sonra Steho Abi bu, bu çok komik. Kamala Harris'in Kamala Harris'le ilgili yabancı bir sitenin paylaşımının altına şey yazmışlar. Arizona'yı kaybetmiş bak. Arizona'yı kaybetmiş. 0.4 oyla. Libertarian Party Libertarian Party 0.4 oy almış. Ha, Kamala Harris'e 0.2 oyla kaybetmiş. Adam da diyor ki bunlar diyor oyları böldü. Libertarian Party oyları böldü. Oyları bölmeseydi Kamala teyzem 69 yapacaktı. Ya isim bile aynı amına koyayım. Kemal Kamala. Kemale yani. Dişi Kemal anlamına geliyor. Kamale. Dişi Kemal. Oyları böldünüz. Alta Türkler yazmış full. <laughs> Plana sadık kal falan yazmışlar. Plana sadık kal falan yazmışlar. Bak bak. Stick to the plan. <laughs> Hayır bak. Bu beyinsizlerin anlamadığı ne var biliyor musunuz? Bak, bu beyinsiz tayfanın anlamadığı. Dedemin oylarını böldünüz. Dedem 69 yapacaktı. Dedemin oylarını böldünüz diyen tayfa. Bunların anlamadığı ve anlama özürlü oldukları ve hiçbir zaman anlayamayacakları olay ne biliyor musunuz? Oğlum sen solcusun diye zaten sana oy vermiyorlar. Adamlar sağcı. Türkiye'de de öyle. Bunlarda da işte sağ, sol, orta gibi adamlar senin oyunu bölmüyor. Adamlar sağcıların oyunu bölüyor. E diyorum ya, geri zekalı bunlar. Salak bunlar. Milliyetçiler buna bunlara oy verecek sanıyorlar. Birçoğu nefretinden dolayı verdi. Küfredi küfrededi. olsa verdi. Oğlum sen teröristi gidip ziyaret eden adamsın. Bizdeki Kamala'dan bahsediyorum. Bizdeki Kamala'dan. Yerli ve milli Kamala'dan bahsediyorum. Oğlum sen teröristleri gidip ziyaret eden adamsın. Milliyetçi adamlar sana nasıl oy verecek? Sana hiçbir şekilde oy vermeyecek adamlar. Ama iktidardan bıktıkları için 3. partiye oy vermişler. Sana hiçbir şekilde oy vermeyecek adamlar. Gerçekten beyinsiz bunlar ya. Bak gerçekten beyinsiz. Bugün mesela kayyumla ilgili konuştum. Gene bak kuduracaklar. Gene kuduracaklar. Utangaç teröristler kuduracak gene. Diyecekler ki bu kayyumu destekle. Sen, sal salaksın. Sen losersın abi. Sen losersın. Kaybetmeye mahkum. Sen başaracaksın amına koyayım. Sen, sen başaracaksın. Siktir git o zaman. Partiyi bana bırak. Siktir git partiyi bana bırak. Alayını siktir olun gidin. Alayını siktir olun gidin. Partiyi bana bırakın. Bakalım kazanılıyor mu kazanılmıyor mu? Geri zekalılar. Hiçbir sikten anlamazsınız. Beceriksiz herifler. Hiçbir boku beceremezsiniz. 250 gram çeninizi kapatamazsınız. Gidersiniz teröristi desteklersiniz. Gidersiniz kavalayı bilmem kimi desteklersiniz. Ondan sonra dersiniz ki milliyetçiler neden bize vermedi? Ananın şeyinden vermedi. Sinemasından. Ananın sinemasından dolayı vermedi. Loserlar amınakoyim. Loser, loser. Loserlar. Sabaha kadar ondan sonra benimle işlemeye kalkın. Adam değilsiniz ki siz. Sikim ne olur mu? <laughs> Loserlar amınakoyim. Hiçbir sikide başaramayacaksınız. Bir tane fabrika yapmışsınız var mı? Hiçbir sik yapamadınız. Dökülen iktidarı bile indiremediniz. Dökülen. Dökülüyordu adamlar. Dökülen iktidarı bile indiremediniz. O kadar losersınız çünkü. Hiç. Gerizekalılar. Hiçbir sikten anlamayan, anlamayan herifler. Hiçbir sikten anlamayan herifler. Şeye seçmeye laf edeceğinize he, hepiniz siktir on gidin hadi. Ben doldururum oraya. Eşimi dostumu doldururum. Bak bakalım ondan sonra kazanıyor muyuz kazanmıyor muyuz? Hiçbir sikten anlamayan, kaybetmeye çalışan, kaybetmek için uğraşan herifler. Geri zekalar. İstediğiniz lafı edin. Zerre kadar sikimde değil. Çünkü siz adam değilsiniz ki. Siz adam değilsiniz amına koyayım. Sizin söyleyeceğiniz laftan ne olacak amına koyayım. Fino köpeğin havlaması gibi. Hiçbir şey değil. Başka bir şey değil yani. Sizin söyleyeceğiniz laftan ne olacak. <laughs> amaçlarına ulaştılar tabi. Muhalefette kalma amaçlarına ulaştılar. <laughs> Neyse abi. Başkası yazmış. Arya CHP member yazmış. Türkler yazıyor hep bunu dalga geçmişler. Yani o yabancı oyları böldünüz diye ağlayan yabancı. Türkler dalga geçiyor. Birisi demiş Arya CHP member. Biri benim söylediğimi söylemiş gene Türk. Aynısın demiş işte. Ona oy vermeyecekse Kamala'ya vereceğini nereden biliyorsun demiş. <laughs> Birisi ad vekilince yazmış. Öbürü Aziz Nesin paylaşmış. 60% of American people are stupid. Saint, what are you? <gülüyor> <gülüyor> We will close Hell's Gate. Onu söylememişler abi. Bir de demiş if all Kamala voters would vote for Chase he could win. Doğru söylüyor. %1 2 falan alan 3. parti var. Kamala ona oy verseydi kazanırdı diyor. Doğru. Kamala eee şeycileri seçmenleri. Sandıklara sahip çıkalım arkadaşlar <laughs> yazmışlar. Arkadaşlar. Daha her şey bitmedi. Kamala teyzemin sadece %82'si açıldı. Kamala teyzem 69 yapacak. Peki esas o değil de. Şunu söylemediler ya. Bak üzdüler abi. Kamala çıkıp. Arkadaşlar aramızda kalsın. Kazanıyoruz. Bu işler dansla, oyunla, müzikle olmaz. Kazanıyoruz mu? Aynen. Onu diyeceklerdi ya. We are winning. Bak Kılıçdaroğlu açıklan e, adaylığını açıkladıktan sonra ben dedim ki seçim gitti. Zaten bunu sizle konuştuk. Ara ara üstü kapalı üstü kapalı söyledim. Neyi söyledim? Ama arkadaşlara açık açık söylüyordum. Diyordum ki şimdi biz bununla ilgili konuşursak bu adam 80 kazanamaz dersek kazanamadığı zaman bize suç atacaklar. dedim. O yüzden hep böyle orta konuşuyorum. Arkadaşlar istediğinize verin. Arkadaşlar yani bu seçim tabii hayatın şeyin son değil. Kazanamazsanız üzülmeyin. Ne yapalım? Dünyanın sonu değil. Chat'te falan yazıyorlar. Aa öyle olur mu abi son seçim? Yok, son seçim değil. Dünyanın sonu değil. Hani açık açık söyleyemiyordum. Arkadaşlar hiç ümitlenmeyin. Kılıçları siksen kazanamaz. Şey yani. <laughs> kılıçları, kılıçları. Kılıçları diyorum. Yanlış anlamayın. Kılıçları. Demedim demedim. Neden? Çünkü onu da biliyordum. Bizim yüzümüzden. Peki onu dediler mi? Evet dediler. Evet dediler. Jaho'ya falan. Jaho'nun daha çok takipçisi var ya. Bana da söylediler kesinlikle. Erlik'e de söylediler. Ama en çok Jaho'ya söyler. En çok onu takipçisi var çünkü. Harbiden de Twitter'dan çalıştı. Ve dedemin 69 yapmasını engelledi. Dediler. Harbiden dediler. Adam kazandı. Aynen onu söyleme... Yazmamışlar. Man won. CHP yazmışlar. Jil çekil oy bölme. <laughs> Bunu paylaşmışlar. Muharremici'yi paylaşmışlar. <laughs> Başkanım aramızda kalsın ama kazanıyoruz. stick to the plan Ağlama oyunu I am not American but I can say as a libertarian a libertarian would never support social liberals <laughs> Bir şey yazmış lan <laughs> You said sheep sheep we sheeped. <laughs> Ghost of Shugoki. Trump'ın kazanması iyi oldu. Yine diğer aday tam bir SJW'ydu. Yani bizi ne kadar etkiler bilmiyorum arkadaşlar. Trump'ı da sevmem ben. Dallama bir adam çünkü. Türklere ve Türkiye'ye çok dallamalıklar yaptı zamanında. Ama diğer taraf bildiğin kanasçı Leyla yani. Kamala Eris. Bildiğin kanasçı Kamala yani. Şimdi bunlar sol... Oldukları için abi... Sol örgütleri de destekliyorlar. Sol örgütleri de destekliyorlar. Harbiden destekliyorlar yani. Onları terörist olarak görmüyorlar. Sol örgüt dediğimiz tabi... Oradaki BLM, Antifa, buradaki YPG, PKK. Bunları abi terörist olarak görmüyorlar. Kendi işlerini yaradığı için. Trump PKK YPG'ye yardımı keser mi? Bilemem. Öyle çok vaadi vardı. Orta ile ilgili. Bir çoğun tutmadı ama. Yine 69 yapacak. SC değil mi? Arkadaşlar. Bizde çok sevinen oldu ya Trump kazandı diye. Trump kazandı dolar düşecek kesin. Türk lirası yükselecek dolar düşecek. At fava bekle Serkan İnci. <laughs> Sadece rahibimiz varmış enflasyonu toparlayalım Dolar 10 kuruş düşmüş Gençler kripto çıkar Trump'tan dolayı Diyor ümitliler Çıkar büyük ihtimalle yükselir diye tahmin ediyorum Zaten Tesla'lar falan da yükselmiş he. Yaptı gene bir oyun Elon Musk Elon Musk yaptı gene bir oyun Trump'ı desteklediyse vardır bir bildiği. Kendi açısından yani. Kendi açısından, kendi menfaati açısından vardır bir bildiği. İşte büyük resmi görüyor, gören adam o. Elon Musk. Boş at Oynamaz. O şimdi o harcadığı paraları fazla fazla çıkartacak büyük ihtimalle. Cumhur genelce doğru söylüyorsun. Trump dengesiz filan ama kafasına ne ise ağzına dökülüyor. Demokratlar yılan kafalı sinsi oçe. Doğru söylüyorsun. Öyle. Direkt öyle hatta. Öyle abi. O yüzden mesela demokratlar bak hep böyle şey olarak çiçek çocuk falan. Hippi çiçek çocuk. LGBT hakları, kadın hakları, feminizm bilmem ne falan olarak gözükür yani. Aslında gerçekten otoriterian left dedikleri o. Amerika şeyi çok sevmez var. Amerikan insanı çok sıkılmayı sevmez, sıktırılmayı sevmez. Demiştim ya mesela Avrupa'da çok daha çok daha az özgürlük var bize göre diye. Hatırlıyorsunuz değil mi? Harbiden öyle. Yani çöpünü nasıl bir şey yapacağını bile, hangi gün atacağını bile birçok yerde. Onlara bile karar veriyorlar. Maske e, kuralı çıktığı zaman çok sıkı tuttular. Aşı kuralı çıktığı zaman çok sıkı tuttular. Avrupa'da özgürlük çok az gerçekten. Amerika'da ona ters işte. Amerika'daki insanlara ters o olay. Onlar özgürlüklerine düşkün yani. Çoğu zaman saçma özgürlükler olsa da özgürlüklerine düşkünler. Ooo Yemen Hawking Reis. Hoş geldin faydalı Koruma Derneği. Hoş geldin. ADHD Gaming hoş geldin. ADHD diyorum. Birlikte güzel retro bir film seyrederiz. Haftaya yaparız bu işi. Retro güzel bir film var seyretmek istediğim çok ilginç oyuncuları olan ve YouTube'da tamamı olan bir film haftaya seyrederiz Çarşamba mı bilmiyorum Trump'ın kazanmasını Türkiye'de karşı Vallahi arkadaşlar şu an onu niye düşünüp duruyorlar? Biz televizyon değiliz ki. Televizyon olsaydık şöyle şöyle durup gözlüğümüzün çerçevesinin sapının kenarını böyle kemirip kemirip Trump'ın kazanmasının bizdeki etkileri ne olacak? Bizim neremiz doğru ki? Bizim neremiz doğru ki? Bu şey gibi yani. Sen diyelim bir işsiz bir adamsın. İşe girmiyorsun. Çalışamıyorsun. Dolayısıyla paran yok, pulun yok diyorsun ki belediye başkanı değişsin ya da vali değişsin ya da hükümet değişsin benim hayatım çok daha iyi olacak. Hayır, senin kendini geliştirmen lazım, işe girmen lazım. Sen bunları yapmıyorsun. Bizim ülkede öyle yani, yönetimde öyle. Kendi ekonomimizi geliştirecek, düzeltecek bir şey yapmıyoruz ki. Baştakilerin umurunda değil zaten. Onların umurunda olan tek şey mümkün olduğu kadar yukarıda kalalım, tepede kalalım, mümkün olduğu kadar yiyelim. Bitti. Bitti gitti yani. Beni işe almıyor. Ben aynı kitlemiyim. Bir de bozkurt görünce deliriyorlar. Her her Müslüman ülkeye bir Kabe. Niye sadece Müslüman ülkeye ki? Biz Müslüman ülke değiliz ki. Biz layık ülkeyiz. Bro. Ama güzel fikir. Güzel fikir. Başa geçince yapayım mı? Başa gelince yapayım mı? Vergi de alırız abi. Türkiye Kabe'si diye. Bizimki daha güzel. Her layık ülke bir anıt kabir. Dark Knight film bütçesi 185 milyonlar. Adam İngilizce çamgünü ya. Emre Onfroy. Trumpçıların maga şapkası Adıyaman'da üretiliyormuş. Maşallah. Evet. Doğru. Şu Göbekli Tepe'den ne turizm elde ederiz? İlk yerleşim yeri diye. Ama güzel pazarlayamıyoruz. Evet. Bizde abi turistik yerlerde turist koparma çok var. O paralar nereye gidiyor acaba ya? Bizim kazandığımız gelir olan paralar nereye gidiyor acaba? Nereye gidiyor acaba? Parti yapıyorlar. <laughs> Başka bir Türk yazmış. Had my granny had balls, she would have been my grandpa. <laughs> <laughs> Don't split votes yazmış. We are winning. Tayland'da en gariban köylü bile dikkat ediyordu turiste yamuk yapmamak için. Ya bizim gerçekten abi yani hani turizm niye böyle? Bilmem ne niye böyle diye teker teker sormaya bile gerek yok. Genel olarak niye böyleyiz zaten biz. Hollywood bitmek üzere zaten. Hollywood bitmek üzere. Evet. Bir sürü Konumuz var gene, bir sürü konumuz var. Önce gene gündem yapalım, sonra filmler, olur mu? Ok gibi filmlerle ilgili konuşalım. Genel olarak ok gibi filmlerle ilgili konuşacağız. Ama önce gündem. Evet, Bahçeli Öcalan Çağrısı'nı yineledi mi? Bakalım ne yazıyor. Bahçeli Öcalan Çağrısı'nı yineledi ha. Bahçeli Öcalan Çağrısı'nı yineledi. Bahçeli Öcalan'a çağrısını yineledi. Erdoğan'ın adaylığı için anayasa değişikliği istedi. Eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse o oh, teşekkürler. Rem. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Huayrıyor, RAM. Eğer enflasyon canavarına kesip bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip, Oğlum siz başlasınız zaten. Bir şey diyeceğim, enflasyon canavarı falan diyorlar televizyonda da, sen onu gerçekten canavar mı sanıyorsun acaba? Bir şey diyeceğim. Bu gerçekten canavar mı sanıyor acaba? Enflasyon tam bir canavar. Bütün sınıf ondan korkar. Devlet sınıfın en çalışkanı. Neydi lan gerisi? <laughs> enflasyon değil enflasyon stra. ondan kılıç kalkan doldurmuş makam odasına. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Beni dinlediğinizi biliyorum. Enflasyon canavarı dediğimiz şey mecazi bir anlam. O gerçek canavar değil. Sen onu gerçek mi sanmıştın karikatürlerde görüp de? Böyle ağzına ateşler falan... Gerçek canavar değildi o. Sen böyle dışarıdan gelen... Üzerinde enflasyon yazan ejderha şeklinde böyle... Kanatlı kanatlı... Şeyin üstüne... Öyle bir şey mi sanmıştın sen? Devlet kafayı kullandı. Apo'yu ters çevirdi yazmış. Şimdi... <laughs> şey var ya... Bir tane video yapmıştık biz... Orada şey demiştik. O filme giriyor reis. Buyur. Bir video yapmıştım uçaklı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Uçaklar falan geçiyor. Solo Türk. Türk yıldızları. Jet uçaklar falan geçiyor. Biz de seyrediyoruz falan. Böyle müzik falan da koydum. Gaza getirici müzik koydum. İzmir Marşı'nın böyle değişik bir versiyonu. Başlığa da şey yazdım. Bu video HDP'lileri bozkurt yapar. Bir de yorumlar yazmış. Doğru diyorsun abi. HDP'li arkadaşıma seyrettirdim. HDP'li arkadaşıma seyrettirdim. Bozkurt oldu. Öcalan çıksın da mecliste konuşsun diyor. <laughs> ama tabi komik ama Tabi bozkurt sadece MHP'li demek değil Özellikle Burhi falan çok kızıyor ona Onlar hep böyle bozkurt işareti yapıyorlar Benim çok şeyimde değil O ne derler İşaretlere ben çok takılmıyorum Neden takılmıyorum Mesela o arkadaşlar gibi Benim kendi çevremde arkadaşlarımdan da var öyle Poz öyle veren Çok takılmıyorum çünkü artık her işaretim böyle şey yaptılar. Ne derler? Anlamını çok bozdular yani. Bozkurt. Mesela ben Bozkurt işareti yapsam bana %100 diyecekler ki MHP'yi destekliyor. Eminim buna yani. Ne yapacağız? CHP'nin içinde 4 yıl kala aday mı arayacağız? Ne? CHP'nin içinde dört yıl kala aday mı arayacağız? Bu kapsamda, lazım yani anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzde görevliyse olmayacak mıdır? Devlette de dev devamlık siyasette istikrar, ona diktatörlük deniyor. Siyasi istikrar denmiyor. O onun nazik cezi onun nazikçesi. Obama'ya sor. Obama namalüp kazanır geçerdi. Neyse açık açık söylemiş en azından. Açık açık söylemiş şöyle. Bu onun kendi lafları olmadığını biliyoruz. Ona söyletiyorlar. Hadi diyorlar çocuğum sen git. Şunu 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 diyeceksin. Diyeceksin ki sen beni de çok destekliyorsun. Bu amca çok iyi amca. Onu hatırlıyor musunuz? Bu amca harika amca. Kılıçlar hain. Hatırlıyor musunuz onu? <laughs> Bu amca çok iyi amca diyeceksin. Bu amçaya oy verin diyeceksin. Türkiye yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip peki ben o önemli değil de şimdi mesela Hans gelse Sam gelse Herkel gelse, Frank gelse, Johnny gelse, Tony gelse ne olur? ne olur? Öcalan'ın terörün bittiğini, PKK'nın lave dilini açıklaması koşuluyla Dem Parti grubunda konuşma çağrısı Apo'nun her şeyden önce Öcalan değil o Apo. Sen de onu biliyorsun ama maalesef açılım yüzünden Apo artık ülkemizde sadece bir DJ adı. Açılım yüzünden Apo ülkemizde artık sadece bir ciğerci adı. Apo'nun öyle bir yetkisi yok. Apo çıkıp da bir şey sonra Me... Apo çıkıp PKK silah bıraksın dese ve Apo'nun öyle bir yetkisi olsa Apo'nun gerçekten Apo diyecek ki mesela PKK silah bırak. Onlar diyecek ki tamam. Mim. Bunların mimi. Apo 2.3'te silah bırak. PKK tamam. Gerçekle öyle bir etkisi olsa. Neden mecliste konuş ya örgütte örgüte hitap ediyor neden e, meclisin içine giriyor? Kaset e, kaset şey anlamında yani müzik kasetleri var bende. Bak şu, şu var ya şu. Nerede o? Bak şu. Oh. Şu kaset var ya bak güzel bir güzel bir kaset değil mi? Hans Sam Freud ne demiş? Arkadaşlar Freud ne demiş? Boş bulduğun enseye vur demiş. Hans Sam Johnny Tony, Frank, Herkel. Büyük tane Merkel. Birkaç tane de bonus. Sazansu içerideyken silah, silah bırakın dese olmuyor. Olmuyormuş. Meclise söylemesi lazım. Meclisi söylerse bırakacakmışlar. Yalnız bu ne kadar ilginçtir ki. Senelerdir bunlar PKK'yı bitirdik diyorlar. Senelerdir diyorlar ki PKK artık eylem yapamıyor. Ondan sonra bunlar sıkıştığı zaman anayasayı falan değiştirmeleri gerektiği zaman Dem Parti, HDP, BDP, HADEP, DEHAP bunların desteğine ihtiyaçları olduğu zaman bir bakıyorsunuz terör örgütleri tekrardan e, terör eylemleri yapmaya başlıyor. Terör eylemleri yapmaya başlıyor. Ondan sonra da hemen gazeteciler, yanlış gazeteciler çıkıp şey demeye başlıyor. Ya terörü bitiremiyoruz. Analar ağlıyor. Terörü bitiremiyoruz. Analar ağlıyor. Bari, bari Öcalan desin ki terör bitsin. Terör bitsin. Biz bunu niye düşünelim ya? Müthiş bir şey değil mi? Aslına var ya en en iyisi ne yapmak lazım biliyor musunuz? Yeni doğan çetesinin başını. Bak bunu hiç düşünemediniz siz değil mi? Yeni doğan çetesinin başını meclise soksunlar. Çıkarsınlar hapisten. Mecl Belki de çıkmıştır bilemiyorum. Çünkü sokarken gösteriyorlar da çıkarırken göstermiyorlar. Meclise gelsin. Desin ki Bir daha desin bu bebekleri öldüren bu çeteler bir daha yapmayın böyle çetecilik yapmayın desin. Silah bıraktırsın bu çetelere. Teslim ol, teslim olmalarını sağlasın. Karşılığında da salalım bunu. Nasıl fikir? Bence de başını meclise soksun demiş. Savcı davadan el çektirmişler. Yeni bak bu. Millet dokunulmazlığı da verelim. Bu arada arkadaşlar, özellikle ticaretin içindeki arkadaşlar şey diyor. Neler olmuş acaba? şey diyorlar. Bu suni günden muhabbetleri dönerken arkadan arkadan bir sürü vergi paketi soktular diyor. Anlayamadığım olay şu. Nasıl bir Türkiye yüzyılı oluyor? Sen insanların kredi kartı limitine göz dikmiş adamsın. Şu anda kesinleşmedi ama iptal de edilmedi. Ama iptal edilse de fark etmez ki. Sen o kadar açsın ki. Ekonomik olarak ekonomik olarak, hükümet olarak, ekonomik olarak o kadar açsın ki. insanlara diyorsun ki kredi kartı limitin yüksekse 750 lira ver bize. Şu telsiz kullanım bedeli başka ülkede yok. Benim bildiğim kadarıyla yok. Şu şurada aylık telsiz kullanım bedeli başka ülkede yok abi. Yurt dışına çıkma ücreti başka ülkede yok abi. inanılmaz uydurmasyon inanılmaz uydurmasyon vergiler başka ülkede yok abi Ghost of Shugoki. Adamlar ülkeye döviz nasıl sokarız diye düşünecekler. Böyle antin kunten vatandaş silkme yöntemleri geliştiriyorlar. Cidden enteresan. Evet. Çünkü neden biliyor musunuz? Ülkenin ekonomisinin düzelmesinin adamların umurunda değil. Adamların umurunda değil. Ne umurunda? Kendilerinin zengin olması. Bir. ikincisi de öyle ya da böyle seçimi kazanmak. Başka hiçbir şey umurlarında değil. E öyle ya da böyle başka yöntemlerde seçim kazanabiliyorlarsa muhalefet bunları kazandırtıyorsa o zaman neden kassınlar ki? Yerler içerler. Ülkede umurlarında olmaz. Sen ben umurumuz, umurlarında olmaz. Niye olsun ki? Türkiye'yi mi düşünecekti? Yani bir şey demiyorum. ekonomi düzenlemesini istemediklerini düşünüyorum. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi bak adamların bir bak adamların bir e, numaralı amaçları iktidarda kalmak, gücü el, ellerinde tutmak, değil mi? Yakında şey çıkar. Herodot muydu? O? Yakında Heredot çıkar. Ya der sen şimdi sen şimdi e, anneni babanı seviyor musun? Kahvede konuşur gene. Anneni babanı seviyor musun? Tabii seviyorum evladım. Bu arada var ya bu dediğim Olursa hiç şaşırmayın ha gerçekten olursa. Tabii ki seviyorum evladım. Peki sen anneni babanı seviyorsan ama kanunlar derse ki hayır sen sadece 4 sene sevebileceksin. 4 artı 4 sevebileceksin. Buna karşı olur musun? Daha fazla sevemeyeceksin. Buna karşı olur musun? Tabii karşı olurum. Ben annemi hep seviyorum. Siyasi istikrar istiyorum. Arkadaşlar bakın üstü kapatılan üstü kapatılan, konuşulmayan çok önemli konulardan bir tanesi. Ümit Özdağ yırtılmıştı. Bir ay erken seçim yaptılar. Üçüncü kez aday olmasına izin verildi. Bir ay erken seçim yapıldı. Üçüncü kez aday olmasına izin verildi. Buna hiçbir şekilde sesini bile çıkartmayan CHP oldu. Yani kendisine e, muhalefet diyen partilerin birçoğu oldu. Böyle bir saçmalık olamaz. Diğer taraf olsa milli mücadele verirdi. İşte aradaki fark bu. Diğer taraf olsa milli mücadele verilirdi. Bakın yeni bir olay yaşanmış biliyor musunuz? Kızılayın, Kızılay şeyinin e, derneğinin kurumunun başkanının kızı yüzde yüz hatalı olduğu bir şekilde bir kişiye çarpıyor. Ve öldürüyor. Ölümüne sebebiyet veriyor. Allem ediyorlar. Kallem ediyorlar. Kadını bir gün bile içeriye sokmamışlar. Bir gün bile içeriye sokmamışlar. Kadın şu anda tutuksuz yargılanıyor. Büyük ihtimalle hiçbir şey olmayacak. İçeri sokmayacaklar. Bu neden önemli biliyor musunuz? Çok fazla gündem falan da olmadı. İşte bir iki kere böyle şey yazdı. Ee, bir iki kere yabancı gazete falan yazdı. Bu neden önemli biliyor musunuz? Muhalefet işte adam olsaydı bak anlatamadığımız olay bu. Biz muhalefetin adam olmadığını buradan biliyoruz. Bunu milli mücadele konusu haline getirdi. Bununla ilgili mesela hiçbir zaman susmazdı. Bütün gücüyle bu olayı gündemde tutardı. Bunun tam tersi olsaydı arkadaşlar. CHP mesela siyasi olarak güç kazanmış olsaydı. Ve CHP'li birisinin kızı böyle bir şey yapmış olsaydı ve bir katakulleye gelip bu işten sıyrılmış olsaydı AKP MHP kanadı bunun peşini hiçbir şekilde bırakmazdı. Hiçbir şekilde bırakmazdı. Aradaki fark bu işte. Ya da başka bir ülkede olsaydı. Mesela Republican'lar bunu yapmış olsaydı, Demokratlar bunun peşini hiçbir şekilde bırakmazdı. Onlara loser diyoruz ama o kadar da değil. Demokratlar tabii ki de bunu yapmış olsaydı Republican'lar zaten bırakmazdı. Bu tür şeyleri cık 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 deyip ondan sonra da üstüne bile git gitmeyince gitmemenin sebebi nedir sizce? Erdem Atay ve Barış Çelebi sokmuştu gündeme demiş. Bunu var ya o kadar büyütmeleri lazımdı ki bu olayı. O kadar büyütmeleri lazımdı ki. Full bununla ilgili bu tür olaylarla ilgili konuşmalar lazımdı. Abicim hatırlıyor musun? Hatırlıyorsunuzdur illa. İyi partili bir adam yanına gelen birisine Provokatör. Provokasyon yapan birisine küfrediyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yanına gidiyor kulağına küfrediyor adamın. Bunlar için bak saatlerce şey yaptılar. Program yaptılar. Saatlerce. Ben spor salonuna giriyordum. 3 saat sonra çıkarken hala konuşuyorlar. 5 kişi. Kamuoyundan özür dileyecek mi? Nasıl yapabilir böyle bir şey? Hiç hayatımızda bir küfür duymadık. Nasıl küfür edebilir falan? Lütfüm, yani lütfüdür. Kadın beyanı esastır. Evet diyebilir bak. Kadın hakları falan diyebilir. devam. Bu neymiş ya? CHP'yi eleştirdiği için işten kovulan kadın demiş. Bakalım. Screenshotlarda olması lazım. Ha bu çok komik ya. Kamala doğruydu. Bunu gördünüz mü Serkan İnci? Sergen'i istersen bunu da şeye koyarsın. Trump muhabbetine koyarsın abi. Türkiye'de millet kesin Trump kazanacak moduna girmiş anladığım kadarıyla. Serkan İnci yazıyor bunu. Doktor niye yazıyor ki? Komiklik. Çünkü Twitter'dan takip ediyorlar ABD'yi. Amerika'daki sessiz kitleleri, demokratik kültürü, eğitimli kitleleri ve orta sınıfı bilmiyorlar. Şaşıracaklar bugün. Atın fava bekleyin. Kamala Harris kazandı. Boyle <laughs> de. Evet. Bu arada Sergen bu söyleyeceğimi de tutabilirsin. Kesme yani. Veysel Can Akpınar. Diye bir arkadaş bana sponsor olmaya karar vermiş. Olmuş daha doğrusu. Teşekkürler. Demiş ki, Veysel Can Matematik diye bir kanalı varmış. Yazalım. Veysel Can Matematik. Matematikte kalite. Veysel Can Matematik. Matematik ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Haftaya Pazartesiden itibaren videoları tekrar atmaya başlayacağım. Aktif olacak yine. Aktifleri severiz. Matematik kanalı nasıl oluyor? Bilmiyorum. Mat matematik mi çözüyorlar? Lise diye hatırlıyorum ben ya. Lise için. Lise için matematik olması lazım. Burada yazmamış ama bir öncekinde yazdı galiba. Veysel Can matematik. Matematikte kalite. Başka başka matematiklerden almayın arkadaşlar. Sıradan çinko karbon matematiklerden almayın. Al onların ömrü kısa oluyor. Ses gitti mi? Ses var mı yok mu? Sherlock 67 67. Gerçek hayatta işinize yarayacak matematik. Veyselcan matematik demiş. Bunun reklamını yapalım senle Veyselcan. Bunun reklamını yapalım. Adam çıkıyor diyor ki mesela. Siz diyor iki turlu seçimde oyları böldünüz siz diyor iki turlu seçimde oyları böldünüz. Ondan sonra duruyor böyle. Lisede hocam matematik ne işimize yarayacak diyenlerden miydiniz? Sonra geriye gidiyor falan. Lise çağlarına gidiyor. Hocam ya bu matematik ne işimize yarayacak ya gerçek hayatta ya falan diyor. Ondan sonra ileriyi gösteriyor. İki turlu seçimde oyları bölmeyin ya da şey. Oyları böldünüz dedem kazanamadı sizin yüzünüzden. Oyları bölmeseydiniz dedem kazanacaktı. <laughs> Güzel bir matematik reklam bak. At fava bekle. At fava bekle. Veysel matematik. Gerçek hayatta işinize yarayacak matematik. Dedem 619 yapsaydı keşke. Solgudmu reklamı? Better, better Call Veyselcan. Better Call Veyselcan. <laughs> ha şuna baş şeye bakacaktım. Bak abi. İbrahim Haskoloğlu yazmış bunu. Bu nasıl biridir bu arada onu da söyler misiniz? Demiş ki CHP'nin Bursa Belediyesi'ne ait olan Burulaş'ta görevli bir güvenlik görevlisi kadın sosyal medyadan çalıştığı kuruma eleştirel bir yorum yazdığı için savunması istendi ve işinden kovuldu. Olayla ilgili yetkililere sorduğum sorulara cevap vermediler. Tek farkınız isminiz günaydın. İsmi diyeceğim logoları da farklı. Logoları da farklı. Kalp kiren çiçek. Evet. Evet. yorum yazmış. Burulaş iş görenler konseyi toplantımızın beşincisini dün gerçekleştirdik. O da yorum olarak şey demiş. Toplantıya katılan temsilcilerden ilgili birimlerin haberi olduğunu düşünüyor musunuz? Şahsen ben güvenlik birimindeyim. Katılan temsilci gerisi gözükmüyor. Doğayan gazıcı es, eskiden erlik konuşuldu. YVM Hawking. İbo iyi de temkinli olmak lazım dengesiz biraz. Kral arada bir şey yaz ya. Burada mısın değil misin merak ediyorum. Burada değilsen boşuna yapmayacağım yayın. Kapatıp gideceğim. Hayır burada değilsen farklı şeyler yapacağım. Farklı şeyler yapacağım. <laughs> Hawking Reis son Son yayının çok güzeldi. Yalnız clickbaitti. Son videon güzeldi ama clickbaitti biraz. Popişim pembeymiş. Popişim pembeymiş diye yayın yap şey yapmış, video yapmış abi. Ancak giriyorsunuz çok alakasız bir konu. İşe girme anısını anlatıyor. Oldum şimdi kanka? Buradayım abi yazarım. Evet şeyden bahsediyor. Normalde çok böyle e, okurken çok çalışmamış birisi Hawking öyleymiş yani. Ağır çalışmamış birisiymiş. Bir gün arkadaşı bu, bu önemli bir e, hayat dersi aslında arkadaşlar. Bu arada gerçekten bu şekilde anılarını anlatırsan süper olur abi. Çünkü şöyle bir şey var biliyor musunuz arkadaşlar? Ben ben öyle hissediyorum. Yani bu gerçektir değildir geçtim de öyle hissediyorum ben yani. Şimdi bazı tecrübeler edindin, bazı deneyimler edindin ve öldün. Bunu kimseyle paylaşmazsan bence o tecrübeleri edinmenin pek bir anlamı yok. Niye tecrübe edindin o zaman? Paylaşmayacaksan. Çünkü sen öldükten sonra e, o tecrübelerin hepsi de gitmiş olacak. Senin beynin hafızan gidecek. Beynin gidecek. Ve o tecrübelerin hepsi gitmiş olacak. Ben şu anda zaten abi sosyal medya deliliği var ya. Millet tuvalete gitse paylaşıyor amına koyayım. Ama ben bundan da önce bunu düşünüyordum yani. Sosyal medya diye bir şey yokken bile bunu düşünüyordum. Hiçbir şey olmasa kitaba yaz. Hiçbir şey olmasa e, bu şekilde konuş. Eğer mümkünse video çek, foto çek. Paylaşmak çok güzel. Paylaşmak insana, özellikle böyle tecrübe paylaşmak, e, insana gerçekten bir yaşama amacı veriyor. Çünkü işte yalan dolan yaşama amacın yoksa gerçek bir yaşama amacı düşünmen gerekiyor. O yüzden bu tür tecrübelerini paylaşmak çok güzel bir şey. Hawking de çalışma tecrübesini paylaşmış. Bununla ilgili de bence güzel şeyler söyleyebiliriz, konuşabiliriz yani. Hawking taş mı yiyelim abi biraz da clickbait. O zaman tam neyla da böyle şöyle bir şey koysaydın. Böyle yapıyorlar ya. Böyle şöyle koyuyorlar. Meğer elmiş elmiş o. Şöyle yok zoom koyuyorlar şöyle. Biliyorsun değil mi onları? Şöyle zoom koyuyor. Ondan sonra bir bakıyor. Aa meğer elmiş o. <laughs> evet. Neyse abi. Şöyle bir şey anlatıyor Hawking. İlk defa arkadaşı çağırmış. Kendisi okuyormuş. Arkadaşı çağırıyor ve diyor ki işte böyle McDonald's gibi bir yerde, fast food'da çalışalım. O da başlıyor çalışmaya. Bir hafta içinde ağzına sıçılıyor. Saatler çünkü mesai bitmez. Harbiden mesai bitmeyen bir şey. Saatlerce çalışıyor günün içinde. Full time mesai daha doğrusu. Bitmiyor bir türlü. Yok işte pişirmeye geçiyor, oradan temizliğe geçiyor, oradan bulaşığa geçiyor. Elleri par paramparça oluyor. Aldığı parada hiçbir şekilde değecek para değil. Hani şey derler ya. Kötü iş, iyi iş ya da boktan iş bilmem ne. İşte boktan iş budur. Gitmek istemiyorsun, çalışmak istemiyorsun. Ama paraya ihtiyacın var diyelim. Sadece bu sebepten dolayı zorunlu olarak gidiyorsun. Eğer ki paraya ihtiyacın varsa. Küfrede küfrede gidiyorsun. Paran olsa hayatta gitmeyeceğim bir şey. Gibi. Bu işte gerçekten en zorlayıcı işlerden bir tanesi. Hawking'in deneyimlemiş olduğu, bir hafta galiba, bir hafta boyunca çalışıp deneyimlemiş olduğu iş en zorlarından bir tanesi. Ve sonra diyor ki Hawking, bunu yaşayın, deneyimleyin. Mutlaka böyle ağır bir yerde çalışın, yaşayın. ...ayrıcalıklarınızın farkında olun diyor. İlginç olabilir tabii arkadaşlar. Ben mesela... E, ...harbiden maddi olarak bunu çıkartabilmek için... ...bu şekilde... ...işlerde çalışan insanlar biliyorum. Sevmedikler herhalde. Küfrede küfrede. Aşırı yorucu. Full time işlerde çalıştıklarını biliyorum. Bir yandan da okumaya çalıştıklarını biliyorum. Şimdi böyle bir... E, ...noktada... Kala, kalabilirsiniz. Yapmanız gereken şey, en önemli şeylerden bir tanesi, o kazandığınız parayı boşa harcamamak. Maalesef birçok kişi de kazanıyorlar, küfrede küfrede çalıştıkları işten para kazanıyorlar ve bunu çerçüpe şey yapıyorlar. Basıyorlar yani. Boş şeylere harcıyorlar. Harcamamız lazım abi. Benim sırlarımdan bir tanesi de odur yani. Minimumda yaşadım ben çok uzun süre. Ben Aikido e, eğitim verdiğim zaman hani orada da seçmek zorundasın ya. Ya çok az para kazandığın bir iş ya da iyi para kazandın ama küfrettiğin bir iş. İlk başlarda özellikle fazla tecrübeli değilsen bunların birini seçmen lazım. Ben de şeyin avantajını hemen kullanayım dedim. E, şu an babamın muayenehanesiydi burası. Ee, ve kötü bir yerdi. Ama dedim ya yani iyi kötü yaşarız. İyi kötü yaşarız. İyi hale getirdik sonra. Yavaş yavaş da olsa. Geldim abi. Onu yaptım. Bu sayede e, aradaki küçük vakitlerde kendimi filmcilik konusuna geliştirme şansım oldu. Amerika'da mesai çalıştığımda da öyleydi. Çok değişikti abi. Çünkü eşim altı buçuk saat çalışıyordu. Ben dört buçuk saat çalışıyordum ama gidiş geliş var ya abartısız 5 saatti toplam. Bak, abartısız 5 saat gidiş geliş. O zamanlarda ama ne yapıyordum? Mesela e, tarihle ilgili podcast dinliyordum. Tarih podcastleri. Sonra kendi, İngilizceydi bunlar. Sonra kendi yaptığım işte efekeslerde falan arada bunlardan falan da bahsediyordum. Oraya gidiyordum. Orada dört buçuk saat çalışıyorum ya o yüzden iki saat boşum. 12'den 2'ye kadar boşum yani mesain başlamıyor. O sırada mesela şey yapıyordum. Orada podcast kaydı yapıyordum. Podcast kaydediyordum orada. Eve geliyordum. Evde gece ikiye kadar o kaydettiğim podcast'in editini yapıyordum. Ondan sonra kendimi yatağa fırlatıyordum. Eşim ertesi gün benden biraz daha önce kalkıyordu. O da o şekilde bana yardımcı oluyordu. Benden biraz daha önce kalkıp kahvaltı hazırlıyordu. Sonra beni uyandırıyordu. En azından biraz uyumuş oluyordum. Sonra işe gitti. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi birçoğumuz istemediği işlerde çalışmak zorunda kalacak. Kötü dediğimiz zorunlu olarak gittiğiniz işlerde çalışmak zorunda kalacak. Burada en önemli şey Orada kazandığınız parayı adam gibi biriktirmesini bilmek. Ki hayatınızı sonuna kadar o işte çalışmayın. Olması gerekir o yani. Denizin ötesinde evet denizin ötesindeki sesler dinliyor. Evet. Veysel Can Matematik. A. Veysel Can Matematik. Yüzer gram ortaya karışık. Değilmem. <laughs> Bin tane kitap bekliyor sırada. şeyi biliyor musunuz arkadaşlar? Kısa bir konu var. Onunla ilgili de konuşalım. Ondan sonra hiç gündem olmayan, bunları siz seviyorsunuz. Hiç gündem olmayan ilginç bir konu hakkında. O da kısa galiba. Çok uzun değil. Konuşuruz. Kyoto'daki bu sefer size bir kıyak yapacağım arkadaşlar. Bu sefer yeri ve zamanı geldi abi. Bu sefer telefondan göstermeyeceğim. Bakayım çıkacak mı? Çıkar illa ki çıkar. Aa benim takip ettiğim reis çıktı. Şu. Hayda ne kadar boktan bunun şeyi. Şunu tamlayalım bile daha iyi ya. Dur şunu indirelim madem. Bu benim sürekli Japonya'da takip ettiğim Amerikalı bir reis. Eskisi kadar takip etmiyorum çünkü canlı yayın yapıyor artık hep. Eskiden belgesel video yapardı. Şimdi canlı yayın yapıyor. Canlı yayında o kadar sarmıyor beni ama adam işte iyi kazandığı için canlı yayından daha iyi kazanıyor. Bayağı daha iyi kazanıyor yani. Image diyelim. Şu bizim reis. Önemli olan şu. Bunu kimler gördü abi? Bir restoranda bu. Üstüne no vacancy diyor. Çince de gene yer yok diyor. <laughs> diyor. Japonca'da da eğer bunu okuyabiliyorsanız buyurun içeri girin diyor. Tabii ki bu dili bilmeyen insanları girdikten sonra siktirin gidin demiyorlar. Ama sadece böyle bir şey yazmışlar abi. Birçok kişi de demiş ki işte Japonlar. Asıl bu olay Japonlar değil Kyoto. Kyoto'da bu şekilde ermiş. one to use Şimdi tabii her şeyden önce her şeyden önce buna ha mola. Her şeyden önce Çince, Japonca zaten aynı şey. Değil mi? Çin, Japon. Çin çon çan çon çan çon çan bak. Bu Çin çon çan çon çan çon çan çon çan. çan. Öbürü de hocam. Hazan. Hazan. ha. ha. Reis. Niye Çince ve Japonca ayrı ayrı yazdık demişler. Ben onu anlamadım. Biliyorsunuz arkadaşlar. Bazen yorumlarda falan tetikleniyorlar ya. Actually reisler. Yorumlarda falan tetikleniyorlar ya. Filistin yalnız Efe Aydal. Filistinliler Arap demiştin. Filistinler Arap değil. Orta ise ve Türk değilse Arap'tır. Vale 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 diye konuşuyor mu? Dini İslam mı? Evet. Baçaba neyse. Kadınlarını kapatıyor mu? Hangi konuda Arap değil? Hangi konuda Arap değil? <laughs> İAL KMV İranlar Arap değildir. Tekrar söylüyorum. Kamu spotu. Orta Doğu'daysan ve Türk değilsen Arapsın. <laughs> Kamu spotu. Vatandaşlarımızın dikkatine, bayanların dikkatine, Arap makinesi ayağınıza geldi. <laughs> hala tartışıyorlar bak. <laughs> hala tartışıyorlar. Çette hala tartışıyorlar. Orta Doğu'daysan ve Türk değilsen Arapsın. Türk'ü Arap'tan ayıran ne bıraktılar ki demiş. Anadolu Türk'sen ve Anadolu çomarıysan, çomarsan yine Arapsın. Türkçe konuşan Arapsın. <laughs> Avrupalılar, Orta Doğu'daysan Arapsın. İsrail, İsrail'de Arap'ın deniz görmüşüm demiş. İsrail, Ermenistan hepsi. Onlar Hristiyan Arap, Musevi Arap. <laughs> İsrail'de yaşayanlarla, İsrail vatandaşı olanlarla yani İsraillilerle Filistinlilerin tiplerine bakın. Çok aşırı farklı değiller. bu Arap evet. Neyse arkadaşlar. Neyse ki biz ırkçı değiliz. Neyse ki ırkçı değiliz. <laughs> evet anlamayan varsa şaka yapıyordum. Anlamayan varsa şaka yapıyordum. Çünkü bunu ciddi at neyse. Şimdi şu önemli arkadaşlar bu niye önemli? Aşağıda yazıyor ya işte e, bunu okuyabiliyorsanız girebilirsiniz falan diye. Birçok kişi demiş ki bunlar ırkçı. Birçok kişi tabii ki Japonlar demiş. Sonra Japonya'da yaşayanlar da e, bir tanesi de bu Amerikalı reis. E, bu olay Japonlara özgü değil Kyoto'lulara özgü demiş. Hatta Kyotolular mesela başka şehirdeki Japonları bile veya birbirlerini sevmiyorlarmış pek. Şöyle bir şey var ama arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Tamam abartı olabilirler. Büyük ihtimal ben Kyoto'ya gitsem bana da yapacaklar. Ters ters hareketler. Ama vela hatta sırf o yüzden e, Kyoto hariç de böyle daha böyle Japon Japon turistik olmayan yerler var ya. Oraya mı gitsem acaba? Oraya gitmeyi düşünüyorum. Başka yerde Kyoto olmayan. Başka Jap yani çok Japon yerler var ya başka Japon yerlere gitmeyi düşünüyorum. Gerçekten şöyle bir şey var. Kyoto da bokunu çıkarttılar abi. Turistler. Ben uzun süredir takip ediyorum. Kyoto'da bokunu çıkarttılar abi. Yani bak yolda geyşalar yürüyor. Hani neden öyle yürüyorlar bilmiyorum. Gerçek normal kıyafetleri mi o? Turist attraction değillermiş onu anladım. Turistler baksın diye değilmiş o. Turistler bunları sürekli rahatsız ediyor. Kadın var sürekli mesela takip ediyor yanından takip ediyor fotoğrafını çekiyor falan. Ve e, Japonlar bizden daha utangaç. Bizde de mesela Türkiye'de aslında bizim e, batıya göre normal değil anormal. Mesela e, kameraya çekenler birisi de gözükür falan hemen çekme başını falan diye. Birader niye çekiyorsun falan diye böyle atarlanır hemen. Hemen. Birçok kişi fotoğrafının çekilmesini istemez. Yani normal insan da öyle. Birçok kişi fotoğrafının çekilmesini istemez. Japonlar daha bile utangaç. E sen dibine dibine geliyorsun. Geisha kıyafeti var diye böyle çekiyorsun. Ondan sonra şirinlerin falan anasını atlıyorlar. Japon geleneksel Japon yerlerinin anasını atlıyorlar. Yani şeyi düşünün arkadaşlar. Camiye geliyor. Turist mesela o ne kadar ilginç. Very interesting cami diyor. Very interesting mask diyor. İçine giriyor salak salak hareketler yapıyor mesela. Ayakkabıyla giriyor şey yapıyor. Kim ona Geisha Ors bak bak bak. Sen, sen Japonca bilmiyorsun o yüzden. Sen Japonları bilmiyorsun o yüzden. Geisha escort demek. Aynı şey değil. Şey demiş de Geşe fahişe demek yazmış da fahişe demek değil escort demek. Aynı şey değil. Müzik çalın. Müzik çalan, hizmet eden. Japonlarda kültür baskısı çok dayanamıyor bir et Evet. Biliyorum. Vay Japonlara bak demiş. Hayat yeşisi aynı. I am vaccinated. Erkek adam geçmiyor. Evet. Böyle işte arkadaşlar. Yani olay Kyoto'lular artık turistten bıkmış durumda. Bir de şey. Turistler çok saygısız getirdikleri paraya da değmiyor. Ben o konuda adamlara saygı duyuyorum. Aynı şeyi ben yaşadım çünkü. Yaşıyorum. Şimdi abi bak. Bir onlar vs bir bize bak abi. Biz de satıcıları bile Arapça konuşturtuyorlar. Kyoto'da mesela sırf satıcı gelsin diye Japoncayı bırakıp İngilizce konuşmaya başladıklarını düşünün. Adamların umurunda değil ki. Adamlar geleneksel Kyoto'yu yaşamak istiyorlar. Kyoto'da yaşamak istiyorlar. Turistler geliyor salak salak hareketler yapıyor mesela. Bakın en son zipline videosu çektim. Orada dikkat ettiğiniz bilmiyorum. Birçok yerde Arapça tabela. Arapça yazı yazmışlar. Türkçesi yok bile. Ne diyor bilmiyorum orada. Kendi ülkemde Google Translate kullanmam gerekecek. Orada ne diyor? Araplara ne diyor acaba? Zipline'e giderken. Birçok yerde böyle. Bu bir rezalet. Bu bir zavallılık. Bu bir zavallılık. Bu Türkleri Araplaştırmaya çalışmak. Fakirleştirip, Türkleri önce fakirleştirdin. Ekonominin anasını atladın. Fakirleştirdin. Fakirleştirdikten sonra da bak bak Arap turist geliyor kanka deyip şey yapıyorsun. Her yere Arapça tabela koyuyorsun. Arapça konuşan satıcılar getiriyorsun. Arapça konuşan animatörler getiriyorsun. Veya orada çalışan görevliler. Birçoğu zaten Pakistanlı, Pakistanlı falan. Ve mesela öyle bir noktaya gelindi ki. Mesela çıkıp şunu dese. Kural gelse diyelim tamam mı? Milliyetçi oraya. Milliyetçi bir belediye başkanı. Ya da yetkisi olan milliyetçi birisi gelse. Ve dese ki bunları yapmayacaksınız kardeşim. Türkçe bilmeyen, Araplarda gelmesin. Ya da hadi genel dil diye İngilizce koy. Bunları bilmeyen Araplarda gelmesin diyeceksin. Ama işte öyle bir noktadayız ki orada gibi çok yerde batar bu sefer. Arap turist olmayınca ve ağlarlar, dükkanlar kendileri ağlar. Der ki Arap turistler çeviriyordu burayı. İşte olay bu. Kyoto'daki insanların, Japonların Böyle şeylere ihtiyaçları yok. Böyle şeylere ihtiyaçları yok abi. Bizim var ama. Fuck you money diye bir şey var. Amerikalıların öyle bir tabiri vardır. Fuck you money. Fuck you money şudur. Senin bir para tamponun var. Senin bir para tamponun var. O yüzden mesela patron sana götlük yaparsa siktir git diyebilirsin patrona ve ben ayrılıyorum kardeşim diyebilirsin. Ya da bir müşteri var. Müşteri çok nazlı çıktı. Siktir git çalışmıyorum sen de diyebilirsin. Fakümanim varsa eğer. Bu anlama geliyor yani. Ya da YouTube'dasın. Ama bir gene para tampon param var çok aşırı korkmana gerek yok. Aman YouTube beni atar mı işte ağzımdan ters bir şey çıkarsa ne olur falan diye. Çok korkmana gerek yok. Bende de var o. Fuck you money. Önemli bir şey o. Japonlarda var. Ama bizde yok. Birçok sebepten dolayı yok. Ekonomi kötü olmasından da kaynaklanıyor. Ancak bireysi olarak insanların da iş bilememesinden de kaynaklanıyor. Hepsi fakümanınız olmalı arkadaşlar. Söylemeye çalıştığım o. Mutlaka kenara bir tampon para koymanız lazım. O yüzden diyorum. Yani küfrede küfrede çalıştığınız işte kazandığınız parayı boş beleş işlere harcarsanız kendinize tekrardan daha iyi para kazanabilecek şeylere harcamazsanız ya da kenara koymazsanız o zaman o işte küfrede küfrede çalışmaya devam edeceksiniz. Ve bunun suçlusu başkası değil. Bunun suçlusu başkası değil abi. Bunun suçlusu başkası değil. Kazandığınız kadar standartlarınızı yükseltip alıştır, alışırsanız ya da çevreniz fakümanisiniz olmaz. Aç gözlük artıyor fakir kart. Boş şeylerden kastın. Ben mesela örnek göreceğim, örnek vereceğim çünkü kendi gördüğüm bir şey. Ama insanlar yine kızacak çünkü yine sigaradan bahsedeceğim. O yüzden söylemedim. <laughs> Boş şeylerden kastın diyor ya. Sigaradan bahsedeceğim mesela. Gerçekten mesela o paket için günde 1-2 saat çalışman gerekiyor. Yani ömründen 1-2 saati çöpe atıyorsun. Yazık. Ve sadece bu da değil. Mesela e, alkol türü şeyler. Şimdi diyeceksiniz abi işte gevşemeyelim mi? Belli bir noktada mümkün olduğu kadar az gevşemen lazım. O parayı biriktirene kadar. Çünkü bunlar FP şeyler değil artık Türkiye'de. Çok pahalı. Lüzumsuz çok pahalı yani. Hele ki hele ki abicim sadece e, bir yere gidip marketten şarap ya da bira almak ayrı. Ya da hadi biraz daha param var rakı almak ayrı. Bir de içkili mekana girmek apayrı. Orada öyle bir saplıyorlar ki. Ben bunu görüyorum ve ac acayip şaşırıyorum. Acayip şaşırıyorum. Söylediğim gibi işlerde olan, gıdım gıdım kazanan insanlar. Diyor ki ya kazanmışız işte felekten bir gece çıralım deyip. Neredeyse kazandıkları paranın bir çoğunu oraya basıyorlar. Harcıyorlar, çöpe atıyorlar. Arada yapmayalım mı? Şimdi sen... İşte aradayı yapacak durumda değilsin. O iş yapacak durumda değilsin abi. Git evde bilgisayar oyna. Git evde bilgisayar oyna. Ucuz bir iş yap. Ucuz bir şey yap. Git televizyon seyret. Dizi seyret. O noktada değilsin yani sen. Çok ilginç bir şekilde. Birinden ben şunu duydum. Yani abartıyorum bilmiyorum da. Eee bir ticaret konusunda bir iş yapmışlar. iş kaldırmışlar. Çok iyi para kaldırmışlar. Ondan sonra da ona güvenip her gün rakıya gitmişler artık. Yani rakı alıp evde içmek de değil. Rakıya gitmişler. Yani orada artık ne var bilmiyorum. Kons, konsa mı basıyorlar? Ne yapıyorlar? Bilemiyorum. Ve öyle öyle kaldırdıkları parayı sıfırlamışlar. Covid-19 muhabitte patlayınca tekrar da kazanamamışlar. Gitmiş para. Bu bir hikaye. Bir tane daha hikaye arkadaşımın kendi tanıdığı. İkisi birlikte çok iyi para kaldırmışlar. Arkadaşı kendi parasını bu tür yerlerde, mekanlarda bitirmiş yani. Ve bu tür mekanlara giden arkadaşlar şöyle o sıkıntı şu arkadaşlar. Şimdi sarhoş oluyorsun ya. Sarhoş olduktan sonra ne harcadığını bilemiyorsun artık. Mükemmel bir tuzak yani o. <laughs> günde diyor ki mesela 300 bin, bir günde 300 bin lirayı bitiriyordu diyor. Çok imkansız değil. O tür mekanlara gidiyorsanız bunun hiç imkansız olmadığını bilirsiniz yani. Bir şişe içki açtırmanın çok 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 yüksek olduğu yerler bunlar. Pavyon tarla aynen öyle. En iyisi öyle bir mekan açıp malı götürmek. Doğru. Dedem 69 yapacak. <laughs> en iyisi öyle bir mekan açıp malı götürmek demek. Evet. Ya onun da tabii kötü şeyleri var. Sarhoşlarla uğraşmak çok büyük bir sıkıntı. Ama uğraşırım diyorsanız. Evet. İyi işlerden yani. Uğraşırım diyorsa ben uğraşamam mesela. Sarhoşla ben hiç uğraşamam. Bu benim yapabileceğim bir iş değil yani. Bir hafta sonra küfredip kapatırım. İal Q M W. Abi kahve dedim bir arkadaş o da pahalı pahalıydı. Bak bu da güzel bir şey, güzel bir olay. Harbiden pahalı bu arada kahve. Bu arada kahve harbiden pahalı. Ee, İçmeyin demiyorum, ama pahalı. Gerçekten pahalı, lüzumsuz pahalı. Çok lüzumsuz pahalı yani. Başka şeylerin de parasını koyuyorlar onun için herhalde. E millet geliyor orada bir kahve içip böyle saatlerce falan duruyor ya, onun falan da hesaplıyorlar herhalde çok lüzumsuz pahalı. İlginç bir şey anlatacağım. Kestane şekeri aldık. Ufak ama 57 lira. Şöyle falan bir kestane şekeri. Ufak ama 57 lira. İşte bende fakü mani olduğu için arada böyle bir yere gidip arada sırada ayda yılda böyle bir çılgınlık yapabiliyorum. Şimdi arkadaşlara söyledim. Eşim için, eşim için aldık yani şey e, ikimiz birlikte yiyeceğiz. Bir tane aldık ikimiz birlikte yiyeceğiz. O ikimize fazla bile geldi bu arada. Ee, arkadaşlar gördü. Dediler ki ya abi dediler. O kadarcık şeye 57 lira verilir mi ya falan dediler. Şaşırdılar böyle tamam mı? Eyvallah. Ama ondan sonra kahve aldık. Şu kadar kahve 50 lira. Bir millet ucuz diyor yani. Şu kadar kahvenin 50 lira olmasına. Aikido'ya gittiğimde uyandırsın diye yan taraftan kahve alıyordum. Lan dedim bu iş başa çıkılacak gibi değil. Minicik kahve 50 lira veriyoruz. Bir de düz filtre kahve. Lan dedim şeye gitsem en kralını alsam. Marketten en kralını alsam. Gold'un da bilmem nesini gurmesini aldım. Bütün kavanoz 100 lira. <laughs> Denge. Denge arkadaşlar. Denge. Bu neden önemli? Mesela arada sırada gidersin arkadaşına kahve içmeye oturursun vesaire. Onun parasını verirsin değil mi? 100 lirayı verirsin bir kahve için. Üstüne oturmuş falan olursun orada. Falan filan. Ya da işte filtre kahve alırsın. 50 lira verirsin. Oturursun falan. Evet. Pahalı ama işte arada sırada çıkıyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Mesela benim gibi ama olduğunu düşün. Her mesela Aikido'ya gittiğinde ee, ayıksın seyin diye her gittiğinde kahve aldığını düşün. O işte lüzumsuz artık bir masraf. Mekanın içine bile oturmuyorsun yani. Lüzumsuz bir masraf o gibi. 15 lira evet. Geçen ben şeyi hatırladım ya. Bugün abi Aikido kıyafeti, normal Aikido kıyafeti 1500 lira artık. 1500 lira. 1600'e doğru gidiyor hatta yani. 1600 gibi bir şey. 1560 mı öyle bir şey. Ben Hakama'yı kaç yılını aldım? 2008'de. 2008'de Hakama'yı aldım. 50 liraydı. 50 lira. 50 liraydı. 2008'de. Şaka gibi geliyor. Şu an 50 lira ne var lan? İşte al kahve. Al kahve. Hakamalar uçtu. Şimdi 1994'ten dergi var arkadaşlar. 1994'ten dergi var. Hep bunu karıştırıyorum. O yüzden şuraya yazacağım bak şimdi. Eski parayla dur dur şuradan hesaplayalım. Şuradan hesaplayalım. Doğru olsun istiyorum. Eski parayla 30.000 lira. Eski parayla. Şimdi 6-0 atıldı ya. Enflasyonu görmeniz için arkadaşlar. Dergi. Bayağı 80 sayfalık dergi. 80 sayfalık dergi 30.000 lira. 30.000. Bin. 30.000. Bin. Bölü 1 milyon. Arkadaşlar bugünün parasına göre 1994'te benim almış olduğum dergi bugünün parasına göre 3 kuruş. Yeni Türk Lirası'na göre. Yeni Türk Lirası'na göre 3 kuruş. 80 sayfalık kuşa kağıt dergi. bugünün parasına göre 3 kuruş. 3 kuruş. Ve ne oldu? Sadece enflasyon, başka hiçbir şey değil. Sadece enflasyon. 30 kuruş değil, 3 kuruş abi. 30 kuruş değil, 3 kuruş. 3 yeni kuruş, aynen 3 yeni kuruş. 3 yeni kuruş. 30 kuruş 0.3 TL. Bu 0.03. Yalnız arkadaşlar yanlış olmasın enflasyon yok. Kaç da abi? Sakın %100 falan demeyin ha. Sakın %100 demeyin. 0.3 değil. Bilerek hesap makinesinde yaptım. 30 bin dedim. Bölü 1 milyon dedim. Şu an 90 TL diye hesaplarsak 3000 kart artmış. 90 TL iyi gene. Evet devam. Devam. Ne demiştik arkadaşlar? 3 saat yapacağız ve bırakacağız. Her zaman için. Bu olacak abi. Her zaman için bu olacak. 3 saat yapacağız ve bırakacağız. Oynamıyorum. Eskiden 50 bine tekli sakız alırdık. Acaba ne zaman yine öyle olacak? Özgür Özel Dilruba gene ne demişler abi yazdım şey çok arkadaşlar konu çok gündemdeki konularla ilgili konuşmaktan gündemde olmayan şeyleri konuşamıyoruz ya yani insan üzülüyor. Mansur Yavaş'ın 69 milyonluk konser muhabbetini biliyor musunuz? Belediye konseri veriyorlar. 69 milyon tutmuş. Bunu ödemeseniz yapılmamış. Mansur Yavaş da diyor ki, ödemeleri askıya aldık, henüz yapmadık, İnceleme yapıyoruz. Gerçekten kim bir kim kime ne yediriyordu abi. Bunun üzerine de şöyle bir e, tartışma çıktı biliyor musunuz? Belediye konserleri olmasın artık. Ücretsiz belediye konserleri olmasın. Gerçekten arkadaşlar bu bir gerçek. Çok güzel bir çok güzel bir sakal şeyi arpalık. Bu tür yerlere arpalık diyorlar abi. Çok güzel bir arpalık belediye konserleri kendi yanlışın adamı zengin etmek için çok güzel bir arpalık. Acaba ne oldu? Acaba kim kimi zengin etti? O noktada abi. Belediye konserleri tamamen yasaklansın, ücretsiz konserler tamamen yasaklansın diyenlerden misiniz? Ne diyorsunuz abi? Yani yeni millet olabilir Kozer ne maliyet olacak aklım almıyor. 68 milyon gelen sanatçı. Yasaklandı zaten dızo toplanma yeri demiş. Şöyle bir şey var abi. Ben belediye başkanı olsam bunu önceden de söylerim bu arada benim vaatlerimin arasında olur. Şunu diyeceğim. Şehrin içindeki her yer adam edilene kadar konser yapılmayacak. Konser yapılmaya başlandığı zaman mesela diyeceğim ki 4 senede bir mi seçim? Veya 5 senede bir kaç senede birse. Bir sonraki seçim dönemine kadar yapılmayacak. Bir sonraki seçim döneminde gerçekten adam ettiysek şehri, adam edebildiysek ve eksik bir şey kalmadıysa ondan sonra yapacağız. Her şeyin mükemmel olmasına gerek yok. Ama bok içinde yürümemek mesela olabilir. Ama yürüyen merdivenlerin çalışması olabilir. Bu yürüyen merdivenler niye hep bozuk? Ben ciddi ciddi acaba kasıt mı var diye düşünüyorum. Bu da ilginç bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Komple teorisi deyip geçmeyin. Olay, olay şu abi. Mesela McDonald's'ın birisi araştırmış bunu. McDonald's'ın e, dondurma makinaları hep bozuk. McDonald's'ların dondurma makinaları hep bozuk. Bu ilginç bir şey. İlginç bir fenomen. Kapitalizmin garip yanlarından bir tanesi. Kapitalizmin biliyorsunuz artıları var, eksileri var. Bu da eksi sayılabilecek salakça garip yanlarından bir tanesi. Neden biliyor musunuz? Sebep şu. Sen yatırım yapacaksın. Bir restoran açacaksın. McDonald's açmak istiyorsun. Diyorsun ki ben McDonald's açmak istiyorum. Çünkü McDonald's açacak kişi sensin zaten. Franchise oluyorsun ya. Parasını da kazanıyorsun. Diyorsun ki ben McDonald's açacağım. Onlar da sana kriter söylüyor. Şunu 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 yapacaksın abi. Şuna para harcayacaksın. Buna para, para harcayacaksın. Bizim adımızı kullanmak istiyorsan. Ve diyorlar ki şu dondurma makinesini kullanmak zorundasın. Sen çıkıp şunu diyemiyorsun. Ben McDonald's olacağım ama dondurma makinem benim başka bir yerden aldım, başka bir dondurma makinesi. Hayır. Kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar. İzin vermiyorlar sana. McDonald's olamıyorsun yani. O dondurma makinesini almazsan. Tamam. Aldın onu. O dondurma makinesinin sahibi... ...satan kişi... ...ve aynı zamanda bakımını yapan... ...grup... ...McDonald's'ın sahibinin kankası. Kankiler. Bu dolap... ...bu... Ee, dondurma makinesi o kadar siktir boktan ki veya bilerek yapıyorlar veya bilerek yapmıyorlar ama boktan bir makina Tak bozuluyor. Bozulduktan sonra senin servis çağırman lazım. Servis çağırmak zorundasın. Çünkü tamir edilemeyecek karışıklıkta. Sadece onların kendi servisleri tamir edebilir bunu. Sen ...tamir etmeye çalışırsan... ...garanti kapsamından da mı çıkıyordu... ...nasıl tam bilmiyorum da... ...ya da e, izin vermiyorlar yani. Çağırıyor. Adam geliyor mesela... ...taktuk... ...iki şey yapıyor düzeliyor makine. Ama diyor ki... ...500 dolar vereceksin... ...1000 dolar vereceksin... ...böyle yüksek fahiş fiyatlar. Veriyorsun parayı gidiyorsun... Bir süre sonra gene bozuluyor. Sen diyorsun ki ulan ben bu dondurma makinesinden çıkartamıyorum o parayı. Maintenance parasını dondurma makinesinden çıkartamıyorum diyorsun. Ve o yüzden bu sebepten dolayı McDonald's'larda dondurma makineleri hep bozuk. Çok ilginç değil mi abi bu konu? Birçok şeyi gösteriyor. Şimdi geri dönüp şunu düşünelim abi. İzmir'de bu kadar adamcılığın oldu. Bu kadar her yer Dem Parti'nin HDP'lilerin doldurulduğu. Batı Çin bilmem nenin bile 35 HDP diye plakasının oldu. Ondan sonra zaten adamın direkt adı mı hevalmiş? Değil mi? Öyle bir şeydi galiba. Daha yeni konuştuk arkadaşlar. İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde. Ben bakın önceden de size söylemiştim. Belediyedeki tipler çok değişti. Ben oraya çok gidiyordum. Eşkal eşkal tipler orada olmaya başladı. Doğru düzgün konuşamayan tipler orada olmaya başladı. Yolda görsem kaldırım değiştireceğim tipler orada çalışmaya başladı. Demiştim size değil mi? En son TUSAŞ'a saldıran PKK'lı teröristlerden bir tanesinin abisi. İzmir Çiğli Belediyesi'nde çalışıyor. Tekrardan ben düşünüyorum. Neden İzmir'de Belediyelerde doğru düzgün hizmet olamıyor. Neden? Hep sürekli yürüyen merdivenler bozuk. Neden hep sürekli yürüyen merdivenler bozuk? Ne de abi? İzmir'deki asansör kontrol firmasının Tuncay Özkana ait olması gibi demiş. Wendy's <laughs> bu bozuk dondurmalardan dolayı çok iyi kar yaptı demiş. Colonel Sanders. Franchise'larda masanın pozisyonu bile kesin olur. Evet. kick yayıncısı kafasını klemeye çarpan benim gibi bir körü çekmiş. Nasıl senin gibi bir kör? Kör ve tipi sana mı benziyor? Hizmet etmemek istiyor ona demek ki demiş. Yayın daha ne kadar sürer? Bir saat. Tahmini değil öyle. Asansör firmasına ayırdı. Evet ilginç. Yere çöp atan, adamla kavga eden muhabiri gördünüz mü abi? <laughs> Videoyu göstermeyeceğim sizi germemek için. Öyle insanların birbirine bağ bağırdığı videoları ben hiç sevmiyorum abi. Sözlü kavgaların olduğu videoları sevmiyorum. Normal böyle yumruklu mumruklu kavgalı, e, real böyle videoları da seyretmeyi de pek sevmem. Hiç sevmem aslında ama e, sözlü kavgaları daha da sevmem. O yüzden sizi gösterip sizi germeyeceğim. Bize böyle muhabirler lazım. <laughs> Atmayın oğlum çöp yere. Gördünüz mü onu? Bize böyle muhabirler lazım. Ne zaman öğreneceğiz biz yere çöp atmamasından? Adam bıçaklayacak. <laughs> Sözlü kavga mental yoruyor. Öyle. Uğur olayı. Uğur denemesi. Uğur Dündar V2 <laughs> <Uğur Dündar denemesi. gülüyor> olabilirdi. Politikeron sen gerçek politikeron musun? Yoksa öyle yazdım mı politikeronu seviyorsun diye. Yazmıyor ki burada da. Dur bakayım. Yazmıyor ki. Sıfır followers. İnsanlar arası diyalogları gerek kalmıyor. Ben var ya ben böyle dağlayarak dağlayarak çöp atan insanlar böyle hırsla atıyorlar evi de. Hani bunu koyayım falan diye böyle hani çevrenin bunu koyayım falan nefret ediyorlar çevreden. Böyle dalasım geliyor abi hepsini geçtim bağırasım geliyor. Ama bağırınca kendi kendimi sinirlendiriyorum daha çok. Deşarj olmuyorum ki. Burada bağırdığım zaman deşarj oluyorum. Yok burada bile değil ya. Burada bile bağırdığım zaman gene kendimi sinirlendiriyorum. Boşu boşuna. Ah. Sherlock. Ama yere çöp atmazsak çöpçüler işsiz kalır. Yemin ederim bak onu duyuyorum ya. Onu duyuyorum ya. Şey, yere çöpadan tohatlı değildir yazmış. Bolu yere çöp at, Ceza 15 bin lirayı. Kesinlikle getireceğim ben de başa geldiğim zaman. Sen de indin de indin yere hizmet atmıyorum. Atmayın arkadaşlar. Şimdi şunu düşünmeyin bakın. Şunu düşünmeyin. Abi herkes yapıyor. Şöyle siz farklı olun. Başkası için değil, çevre için değil, kendiniz için. Prensip. Benim de prensiplerim var. Bazı yerlerde ben de diyorum ulan milletin enayisi ben miyim diye. Ama birçok konuda da benim de prensibim var. Çöp konusu onlardan bir tanesi mesela. Ben hariç arkadaşlar. Ben hariç. Şehirdeki bütün herkes çöp atsın ben gene atmam. Otur insanlar Avrupa gibi yerlere gittikleri zaman çok büyük sıkıntı çekiyorlar zaten. Ceza yiyorlar bir ton. Singapur'da adam bir izmarit atıyormuş evinden. Belediye kamera kayıtlarına tespit edip her izmarit başına 500 dolar ceza kesmiş. <laughs> Serdar Karan çöpümü cebime koyuyorum. Körüm kimse bir şey demez ama o atmıyorum. Bu kadar basit. Bazı yerlerde çöp kutusu muhakkak yarım saat evinde çöp. Evet ben de cebime koyuyorum. Cebimde çöple geziyorum. Poşet çöpü falan. SCW'li Hasan abinin ağlamasını görmedim. görmedim. Ciddi ağlamış mı yoksa böyle şey mi? Gerçekten ağladıysa seyrederim. Gerçekten ağlamadıysa seyretmem. Özgür Özel. Özgür Özel'den Dilruba itirafı bu mu? Dilruba olan Özgür Özel tepki. Yuh yalana gel demiş. Bu mu? Dilruba Kayseriloğlu kendisi için... Geldi protokolde oturdu yanlış oldu sözlerine tepki gösterdi. Yuh yalanı gel Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var. Artı gerçek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in protokolde yanına oturmasını yanlış bulduğu Dilruba Kayserlioğlu'ya Bu hangi Dilruba? İçeri giren mi? İçeri giren Dilruba mı? Özgü Özel size bir sürpriz var dediler. Dirba Kayserioğlu geldi oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünen birisinin protokolde oturması ve sözlerini oturmuş olması yanlış oldu demiş. İçeri girendir. Kaç tane Dirba vardır ki değil mi? Aynen bak yazıyor zaten. Cumhurbaşkanı hakaretten yargılanan Kayserioğlu'na 11 ay 20 gün ceza verilmişti. Tahliye olduktan bir gün sonra 31 Ağustos'ta özelin açılış konuşmasını yaptığı 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılmış ve protokolde oturmuştu. Söz konusu durumu, duruma ilişkin Dilruba geldi ve oturdu. AKP'ye hakaret ettiğini düşünen birisinin protokolde oturmasını, oturması ve sözlerini düzeltmeden oturması yanlış oldu. Gönül kırdı. Özel'e yanıt geldi. X hesabına özel yanıt verdi. Kaysereloğlu'nun tepkisi şöyle Yuh yalana gel ben bir sürpriz yapmışım Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var Kahve içmeye diye gittik Israr üzerine protokol çıktı Ben de kendisi bana geldi Ayıp olmasın diye Çıkalı bir gün olduğu halde kabul ettim Demiş Aynen İşin komik yanı ne biliyor musun? Burada da protokol yazıyor Burada da protokol yazıyor abi. Bu da mı ikinci yalan protokol? Abi bu adamların ağzından protokol lafı çıkarsa inanmayacaksın demek ki. Bu adamların ağzından protokol lafı çıkarsa inanmayacaksın demek ki abi. Burada onu anlamış olduk. Belki öğün haberi yok ama parti davet etmişti. Abi evet ya. Öyle bir protokol yok falan. Onu işte aman basına niye söylüyorlar ki? Kadın geldi habersiz oturdu gibi olmuş. Kadın geldi habersiz oturdu gibi olmuş abi. Konu alakasız bir şey konuşacağım abi. Şuraya not almıştım. Dur tekrardan yazayım ya. Tekrardan yazayım. Şuraya tekrardan yazayım. Bu sefer Türkçe yazayım. Siz bakmayın lan. Siz bakmayın. bakayım çıktı. Şimdi bak. Çok ilginç bir şey söyleyeyim mi size? Hollywood'un çok ünlü bununla ilgili acaba bir film var mı? Var da biz bilmiyor muyuz? Anthony Pelicano diye bir adam var. Anthony Pelicano Bu adamın özelliği Hollywood'un fixit It adamı. Özel dedektif yani mesleği özel dedektiflik ama çoğu zaman ünlüler bunu kiralıyorlar. Ve bu kişilerin arasında mesela Tom Cruise, Sylvester Stallone gibi adamlar da var. Çok legal olmayan şekillerde e, bu adam şeylerini koruyor. Ne derler? Müşterilerini koruyor. Tom Kuruzu mesela çok stoklayan, rahatsız eden insanlar varmış. Bu adamla iş yapıyor. Pelikan'a bunların kim olduğunu buluyor. Korkutuyor morkutuyor. Bunlar hakkında böyle hani zarar verici bilgiler falan buluyor ve rahatsız etmelerini artık durduruyor. O noktada iyi olduğu düşünebilir veya faydalı bir adam olduğu düşünebilir ama Michael Jackson da bunu kullanıyor. Michael Jackson da bunu kullanıyor. Ne için kullanıyor tahmin edin. Tamamen ben bunu random bir şekilde gördüm ve çok şaşırdım. Personal Interest'te öyle bir kadın vardı. İşte onun gibiydi büyük ihtimalle abi. Onun gibiydi. Bakalım. Özel dedektif Anthony Pelikanoyu bu arada e, şey yaptığı çoğu iş bu adamın illegal. Illegal olduğu için bu adam bayağı bir cezayı 15 yıl falan yiyor. 11 yıl yatıp çıkıyor ondan sonra. Çok güçlü arkadaşları var büyük ihtimalle. İlginç hiç duymamıştım bile bunu ha. Bu adamı. Michael Jackson Özel dedektif Anthony Pelicano'yu medya, hukuki zorluklar ve itibarını koruma gibi hassas konularda destek almak için kullandı. 1990'larda Pelicano, özellikle Jackson'ın hakkındaki çocuk istismarı iddialarını kontrol altına almak, bilgi toplamak ve medya baskısını azaltmak amacıyla görev aldı. Jackson'ın çevreleyen spekülasyonları saptırmaya çalıştı, böylece halkın gözünde olumlu bir imajını koruyabilecekti. Pelikan'ın yöntemleri etik açıdan sorgulanmış, yasa dışı dinleme ve tehdit gibi yollara başvurduğu iddiaları gündeme gelmişti. Bu tür agresif taktikler özellikle 2000'lerin başında Pelikan'ın FBI tarafından yasa dışı dinleme faaliyetleri nedeniyle tutuklanmasına kadar uzadı. Burada hepsini anlatmamış aslında. Başka şeyler de söylüyordu. Daha detaylı aslında İngilizce'de, İngilizcesine baktığım zaman daha detaylı şeyler de söylüyordu abi. Mesela bu Michael Jackson'a taciz iddiasında bulunan kişilerin illegal bir şekilde şey yapıyor. Bu kişiler hakkında bilgi ediniyor. Gerekirse telefon konuşmalarını kaydediyor muydu bilmiyorum. Yani Pelikanlı bunu yapıyor da Michael Jackson'da yaptığımı tam hatırlamıyorum. Dur ya bakayım mı? Çok ilginç bir olay çünkü E nerede? Silmiş miyiz? Silmişiz galiba. Neyse. Bu tür... E, bu kişiler hakkında... Bazı böyle... E, zedeleyici bilgiler topluyor. Michael Jackson'a... Bu şekilde konuşan... Bu iddialarda bulunan kişiler hakkında... Zedeleyici bilgiler topluyor. Ve e, onların aslında... Onlara karşı saldırı gibi bir şey yapıyor yani. Bu insanın söylediği doğru olamaz. Çünkü bu insan şöldür, şöldür, şöldür falan diye. Ve bu sadece bu iddiaları bulunan kişiler ya da suç duyurularını bulunan kişilerle sınırlı değil. Bunlarla ilgili konuşan e, gazetecilerle ilgili de bu tür şeyler yapılıyor. En sonunda şu şey muhabbeti vardı ya zaten. Bunu e, iddia eden çocuğa 22 milyon dolar veriyor ve anlaşıyorlar. Yani başka şansı kalmıyor çocuğun. 22 milyon dolar veriyorlar ve anlaşıyorlar abi. Pelikanlı kim bir ne kadar zengin oldu bu işlerden. Network her şeydir. Boşuna dememişler abi. Abi dedim bir hakları okunmadı diye katil serbest bıraktılar örnekler vardı. Evet. Yasal dışı kayıtlardan yasal olarak korkmuyorlardır sanırım. Çok 22 milyon dolar Onun şeyini yapmıştık abi Geyiğini yapmıştık Şey konusunda komikti Çok aşırı troll yapmıştım O podcast'te konuşmuştuk ya Aşırı troll yapmıştım Ya 22 milyon dolar Neyse erkek mafya 22 milyon dolar Vereceğiz <laughs> Oğlum az para değil ha 22 milyon dolar Ama işte yani düşüse yasal olarak neler neler Bulursun yani 22 milyon dolara Yasal olarak neler neler bulursun yani ne para varmış herifte ya. Herif zaten yani Neverland'ı yapmış adam. O Neverland'ın amacını şu anda çok net görebiliyorum yani. Epstein adası var. Michael Jackson Neverland'ı var. Ama Michael Jackson Neverland'ıyla ile ilgili konuşmayalım. Nişan dışında 3 artı 1 2 milyon, milyon dolar 752 milyon 441 bin 800 TL Sınır hız ettiler 22 milyon dolar hmm. Yok mu Michael'ın akrabası hiç Michael'ın akrabası yok mu hiç Göstermeyeceğim videolardan bir tanesi daha arkadaşlar. Sınırız et döner demiş. Göstermeyeceğim videolardan bir tanesi daha. İsmail Ağa cemaatinin yurtlarından bir tanesinde öğrenciler sıraya diziyor. Oradaki adam sıradan dövüyor bunları. Bayağı tekme tokat dövüyor abi. Bu video ortaya çıkıyor. Büyük ihtimal Twitter'da falan bulursunuz. Dediğim gibi göstermeyeceğim bu videoyu. Büyük ihtimal zaten görmüşsünüzdür. Haber bile olmadı. Ne kadar ilginç değil mi? Böyle bir sürü tık 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 haberlerin arasında İsmaila cemaatine bağlı bir yurtta işte çocuklara şiddet uygulandığı ortaya çıktı falan diye yapıştırılan insanlar bakmıştır büyük ihtimalle. Cık 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 demiştir. Büyük ihtimalle haber değeri taşımıyor demiştir. Sonra devam etmişlerdir. Bu neden önemli biliyor musunuz? Ben size demiştim ya. Tam tersi bir tane olay çıksa. En son ne olmuştu? Narin olayındaydı galiba. Değil mi? Evet Narin olayındaydı. Bir. Bir de şey olayında. Evet Narin olayında olduğunu hatırlıyorum. Bir de o bir tane psikopat vardı ya. Kız arkadaşlarını kesen, sevgililerini kesen bir e, psikopat vardı. Bir de o olayda. İnsanlar çıkıp ne demişti hatırlıyor musunuz? Bunlar hep doğru düzgün İslam'ı alamadıkları için. Bu kişilere İslam'ı tanıtamadığımız için İslam'ı almamışlar bunlar. Hatta şey denmişti. İşte Amerik bunlar e, İslam'da şiddet yoktur. İşte ayet falan gösteriyor. Masumlara zarar vermeyin falan diyormuş. O yüzden İslam'da şiddet yoktur. Tabi masum kim? Çünkü aynı kitapta Hızır'ın bir çocuğu öldürdüğünü de söylüyor. Gerekçe olarak da büyüdüğü zaman inançsız olacaktı ve ailesinde pardon imansız olacaktı ve ailesini imansız yapacaktı diyor. İnanmayan okuyabilir. Ya da Google'dan da aratabilirsiniz Hızır'ın hikayesini. Hızır'ın hikayesi diye yazmayın ama Hızır ile ilgili ayetler yazın. Çünkü hikayesine değiştiriyorlar. Neyse abi. O zaman demiştik ya. Abi nasıl bir yüzsüzsünüz siz? Yani şu lafı söyleyen. Bu cinayetler oldu. Bu olaylar yaşandı. Sebebi de gençlerimizin doğru düzgün İslam geleneğini alamamış olması. Bunlara İslam'ı verememiş olmamız. Nasıl bir yüzsüzsün siz abi? Sizin kendi mantığınıza göre sizin kendi mantığınıza göre İsmail Ağa cemaati İslam'ı öğrenememiş o zaman. Kimi öğrenmiş o zaman? Kimin öğren? Sen, sen, mi? Sadece o lafı söyleyen mi biliyor gerçeği? Sadece sen mi biliyorsun abi? O lafları söylediği zaman da biz demiştik. Ancak tam tersi öyle bir artık normal ki bu. Öyle bir normal ki. X, Y cemaatine bağlı. X, Y tarikatına bağlı. Bir yurtta, bir kursta çocuklar tekme tokat dövülüyor. Haber bile olmuyor. O kadar normal bir şey artık. O kadar normalleşmiş bir şey. Haber bile olmuyor yani. Al, al sana bir tane daha olay işte. Haber bile olmadı. Yarın bir gün tam tersi olduğu zaman gene insanlar çıkar. Bak gene insanlar çıkar. Aa böyle şiddet olayı yaşanıyor çünkü e, gençlerimize İslam öğretilmiyor. Öğretilseydi yaşanmazdı. Gerçek izlanda bu değil. Suriyeliler beşer beşer doğruyor abi 17. Ne? onlar da din kardeşimiz. Onlar da din kardeşimiz. Bir de işte bak şunu bilmiyorlar biliyor musunuz? Ciddi ciddi şunu farkında değiller. Onu da konuşalım isterseniz. Masumlara zarar vermeyin diyor ya. Ama kim masum? Onlara göre kim masum? Onlara göre kim masum kim suçlu? Habere girmeye çalışsan peki İsmail Cemaat'in e aynen aynen İsmail Cemaat'in nedir diye başlar. Kafir. Sherlock 67. Kafirleri öldürmek sevap kimin kafir olduğunu bu cenah belirliyor. Bu şey gibi işte arkadaşlar. Bu şey gibi. Diğer tarafta çiçek çocuk ya sol tayfa. Hani diyor ya biz herkesi kucaklıyoruz. Biz tamamen şiddete karşıyız. Şiddetle ilgili bir şey dediği zaman hatta seni kovabiliyor. Stüdyodan falan kovuyor gerçekten yayınlarda. Ama diyor ki faşistlere biz karşıyız. Faşistlere zorba, zorbalık yapmak caizdir. Faşistlere karşı her şeyi yapmak caizdir. Neden? Çünkü onlar faşist. Peki Kimin faşist olduğunu kim belirliyor? Biz belirliyoruz. Biz tamamen şiddete karşıyız. Tamamen iyilik, güzellik, sevgi, saygı, öpüşme, koklaşma faşistler hariç. Çünkü faşistler insanların kötülüğünü istiyor. O yüzden faşistlere her türlü zorbalık caizdir. Kimin faşist olduğunu da biz belirliyoruz. Tanıdık geldi mi? Aynı formül. Aynı formül. Kafirlere her şey serbesttir. Kimin kafir olduğunu biz belirliyoruz. Base <laughs> <laughs> C.N. Abi 5-6 yaşında Kur'an'ı okurken kekeledim diye deden tokat attı mesela bana. Deden İslam kültürünü alamamış. Deden, deden gerçek Müslüman değil. Deden İslam'la şereflendirilmemiş. Ateist değil mi deden? Ateist ama o kadar mükemmeliyetçi ki Kur'an'ı okurken yanlış söyleyince dövüyor seni gene de. Sırf mükemmeliyetçiliğinden. Gerçek bu değil. Pixel Burak. Kur'an kursuna Amerikan güneşi yapanlar burada mı? Yapmayan var mıymış ki zaten? O kadar çok kişiden duydum ki bunu. Herkes mi Kur'an kursunda Amerikan güreş yapmış ya? Smackdown falan yapmış. Herkes söylüyor bunu. Bunu herkes söylüyor. Uçan tekme atmayız. Arkadaşımız cemaat yurtlarında babasız büyüdü. Kurban bayramlarında gidip kurban derisi dilendiriyordu. Dilendiriliyordu. Üst katta aşağı atma var dedi. Arap güreşi. Arnav Hoca ringe girişi hatırlıyor. Halı ve açık alan uygun oluyordu. O kadar çok kişiden duydum ki. Hatta şunu duymadım. Ben dümdüz gittim Kur'an kursuna. Hiç Smackdown Amerikan güreşi yapmadım. Bunu hiç duymadım. Rusya bu arada arkadaşlar Hans Bilal'i takip etmiş. Çok ilginç. Rusya Hans Bilal'i takip etmiş. Bakalım mı burada? Ne kadar dava açmış? Kaç paraya dava açmış abi? Not not using swing. Using yazmışlar ya. Swing. Bak. Rusya <laughs> Rusya Google'a ceza kesmiş abi.

2 followed by 36 zeros. After refusing to pay, fines that are now occurring for blocking pro-Russian channels on YouTube. Rusya'yı destekleyen kanalları blokluyormuş YouTube. 20 desilyon dolar. 20 milyar trilyon trilyon. Dünyada bu kadar para yokmuş. Adamlar zeki ya. Gerçekten abicim zeki adamlar. Gerçekten zeki. 110 trilyon dolar. Dünyada olan para mı? Google, Parent, Alphabet. Google parent Alphabet meanwhile has a market value 2 trilyon dolar. Mantıklı aslında. Bizimkiler neden bunu düşünemedi ki? Bizimkilerin akla şey getirmeyin. Bizimkilerin akla fikir getirmeyin. Şak! ekonomi düzelir. Yabancı şirketlere bassak abi cezaları. Onu yaptın ceza, bunu yaptın ceza. Google'a. Her bir büyük şirkete birer trilyon dolar ceza versek abi verirler ne olacak? Büyük şirketler sonuçta. Yüzer milyar, yüzer milyar dolar. Yüzer milyar dolar ceza kessek abi. Bu şirketler bizim değil mi? Yüzer milyar dolar ceza kessek Ekonomi gene düzelmez. Neden biliyor musun? 1 trilyon dolar gelse bize onu da çarçur etmesini, yemesini, kendi banka hesaplarına aktarmasını bilirler. Bir arkadaş yazmış ya, plot twist. Bir arkadaş yazmıştı ya, insanların zengin olmasını istemiyorlar diye. Kesinlikle doğru. Çünkü sen zengin insanın oyunu alamazsın, satın alamazsın. Makarnayla bilmem neyle satın alamazsın yani zengin insanın oyunu. Ve bu insanlar neydi abi? En önemli şey bu insanlar için. En önemli şey başta kalmak. Bu ülkeye bir yapıştılar abi. Bir yapıştılar. Dört parti. Bir yapıştılar abi. Bunlar için en önemli şey ne? Şeyde kalmak abi. İktidarda kalmak. Çok önemli. Böyle işte. Trump nasıl aldı? <laughs> Gökten altın yağsa vatandaşın topladığı altınların %99'u vergi vergisi Doğru. Yani bakın, e, Türkiye'de Türkiye'deki sistemden dolayı vatandaşın refah içinde olmasının imkanı yok. Zengin olacak, fakir olacak ama çoğunluk fakir olacak. Olması lazım, olmak zorunda. Çünkü olmazsa başımızdakilerin başı derde girer. İktidarlarını devam ettirebilmeleri için birazcık şöyle olacak. Yani umut. Biraz umut. Biraz küçük mesela makarna vereceksin sevinecekler. Kömür vereceksin sevinecekler falan. O noktada olmak zorundalar. Çok ciddiyim. Gerçek anlamda ekonomi çok iyi olsaydı. Herkesin durumu çok çok iyi olsaydı. Bu sefer başka bir şey isterlerdi abi. Bir de zaten bunu e, sürdürmesi de zor olurdu yani. O yüzden sıkıntı olurdu. Bugün Scrub dedi ürününü gördüm Amazon'da. Kargo dahil 18 dolar. Sadece bir sünger. Amerika'daki sayfasında 4 dolar. Ö ÖTV, gümrük, her şey Romanya'da mesela bazen şey oluyor. Çin'den getirtiyorlar. Romanyalı tanıdıklarımız gelirken yanlarında getiriyor falan. Çin'den getirmek daha ucuza geliyor. 128 milyar dolar dünyanın en büyük parası. 128 milyar dolar kadar büyük para yok. O geyiklerin hepsini konuştuk abi, Kamala geyiklerin hepsini konuştuk. Geç kaldınız, kaybettiniz abi. Şansınızı kaybettiniz. Adamlar sincap öldürmüş ya. Abi şimdi bak. Hayvansever deyince insanlara böyle otomatikman güvenemiyorum. Açıkçası. Çünkü nedenini biliyorsunuz. Bizde çıkıp köpekler sokakta olsun deyip ondan sonra da sokaktaki köpekler mama parası istiyor. Yok veteriner parası lazım bilmem ne deyip milletten para toplayan adamlar yüzünden güvenemiyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Amerika'da da bunu yapanlar illaki ki var Hayvanları Kullanarak zengin olan Ama en azından Bunu usturuplu yapıyorlar Yani sokağa sokak köpeği salmak Falan gibi niyetleri yok En azından salak salak niyetleri yok yani Her neyse abi Diyelim ki Bu arkadaş yani Sincap Sincap'a olan bir arkadaş var 7 senedir falan bu sincap baya baya ünlü olmuş. Öyle garip şeyler söylüyor ki. Ağlıyor tabii sincap çünkü öldürmüşler. Hükümet öldürmüş. Öyle acayip şeyler söylüyor ki. Abi 2000'in başında bile ya da 90'larda zaman makinesine gelip şu adamın söylediğini dinlesen ağzın açık kalır. Diyor ki TikTok'ta diyor en ünlü sincap benim sincapımdı diyor en ünlü TikTokçu sincap benim sincapımdı diyor. Neyse abi. Birisi şikayet ediyor. Bir kadın şikayet ediyor. Bir karın. Birkaç kere şikayet ediyor. Maalesef orada öyle insanlar var. Diyorlar ki kadın da benzer iş yapıyormuş ama kıskanmış. Ne kadar doğru bilemiyorum. Spekülasyon olabilir. Bildiğin 10 küsür tane böyle şeyle polis gibi tip SWAT'la SWAT'la geliyorlar. İşte avukatlar, savcılar bilmem neler. El koyuyorlar Sincap'a. Altın üstüne getiriyor evin. Bu esnada Sincap bunları ısırıyor tabi. Ama adam hiçbir zaman ısırmamış. Bunları ısırmış. Bunlar da diyor ki aa ısırdı beni bu kuduz olabilir. Bunu öldürelim. Çok büyük ihtimal intikam almak için. Sen beni ısırır mısın ben de seni öldüreceğim. 7 senedir adamın evinde ailenin bir bireyi gibi yaşayan Sincap'ı öldürüyorlar. 7 senedir. Bu kadar büyük bir orospu çocukluğu olamaz bak. Yani olayın altında başka bir şey olmadığını farz edelim. Adamın gerçekten iyi niyetli, hayvansever insanlardan birisi olduğunu farz edelim. Gerçekten çok büyük oros bu çocukluğu. Bu arada bir rakunda aynı şekilde öldürmüşler. E bunu birçok kişi anlayamaz. Hayvan sever olmayan, hayvan sevgisi olmayan insanlar bunu anlayamaz. Benim kaplumbağam vardı. Bir sene, bir küsür sene falan dayandı. O bile öldüğü zaman çok kötü olmuştuk yani. Yedi sene bir de kaplumbağa da değil. Sürekli birlikte olduğun bir hayvan. Temas içinde olduğun bir hayvan yani. Çok büyük oros bu çocuktu. Yani ne bunu neden yapıyorlar biliyor musunuz? New York yapıyor bunu. O yüzden bunu kullanarak şey diyorlar. E, Trump olsa yapmazdı falan. Ne kadar doğru bilmiyorum ama daha önce söylediğimiz olay işte. Authoritarian left. Yani Biden'ın daha doğrusu demokratların şu anda yönetim şekli otoriter sol. Daha önce dedim ya Avrupa'daki gibi yani. Orada insanlar çok sıkıyorlar. Amerika'da da böyle sıkmak istiyorlar. Ama Amerikalılar ona alışkın değil. Amerikalılar özgürlüğünü seviyor. Bu özgürlüğü çoğu zaman on, onların e, sağlıklarına ya da hayatlarına bile mal olsa ya da paralarına mal olsa da, dahi Özgürlüklerini çok seviyorlar. Çok garip grup özgürlüklerini bile hiç vermiyorlar yani. Hiçbir şekilde kısık O yüzden evet. Zihniyet çok farklı. Ve maalesef otoriter solda böyle angutça şeyler imkansız salakça şeyler yapabiliyor. Dur bakalım. Belki kuduzdur. Önce bir öldürelim. Öldürdükten sonra test edelim falan. Pixel Burak. Kraketler sağda solda gezerken. Morika. 7 yaşında sincap mı? Real shit. Demiş. Zaten insanlar ona patlamış durumda bir de. Ona patlamış durumda. Çünkü New York'ta suç o kadar arttı ki. Suçun artmasının sebebi yine diyorum ya sol gericilerin beyinsizliklerinden bir tanesi. Sol gericilerin beyinsizliklerinden bir tanesi. Suça İnsanların suç işlemesine göz yumuyorlar. Bizim bak bizdekilerin zihniyeti de bu. Bizdekilerin zihniyeti de bu abi. Ne kadar duzo, ne kadar işte gaspçı, kapkaççı vesaire vesaire varsa hepsi renkli insan. Terörist bile olsa gidip ziyaret ederler, değil mi? Çok garip bir insan çeşidi. Onların desteklerini istedikleri için, oylarını istedikleri için yani suçluların, katillerin, psikopatların Teröristlerin Şeyini de almaya Desteğini de almamına koyayım Affet bizde de var affet Türkiye'm falan Onların da desteğini almaya Onlardan da desteklenme yani Onların desteği olmasa da olur yani Desteksiz kaldıkları için Onların desteklerini istiyorlar Onların oylarını istiyorlar yani O tayfa da öyle Demokratlar o yüzden onları ellemiyorlar. Uyuşturucu ticareti vesaire yapanları pek ellemiyorlar, pek şey yapmıyorlar. Ama abi, Sincap olduğu ona çok delirmiş insanlar. Sincap olduğu zaman SWAT takımıyla 10 tane SWAT e, mensubuyla takımla giriyorlar. SWAT takımıyla girip Sincap'ı öldürüp çıkıyorlar falan. update atıyor muymuş? At bakalım. Bankanın krediyi ödeyemeyene vermez gibi. Şey falan yapıyorlar ya işte. İllegal e, sığınmacıları ya da illegal göçmenleri falan acayip destekliyorlar mesela oradaki halkın şeyinden çıkıyor, cebinden çıkıyor. Trump'ın kazanma sebeplerinden bir tanesi de o mesela. Bunları temizleyeceğini söylemesi. Bizim muhalefet neden peki bizim en büyük sıkıntımız, sorunumuz olan bu olaydan bahsetmedi? Çünkü loserlar. Çünkü loserlar. Diyorum ya o yüzden benim umurumda değil. O adamların söylediği laflar. Bana düşman olabilirsiniz. Umurumda değil. Sizin gibi loserlar bana düşman olması benim için şeydir. Mutluluktur yani. Zavallı insanların. Aklıma geldikçe sinirleniyorum yani. Aklıma geldikçe sinirleniyorum. Zavallıklarından dolayı bizi 5 sene daha bu adamları başımıza tutan adamlar. Aklıma geldikçe sinirleniyorum abi. İksel Burak, Trump Özdağ demiş. Birkaç kişi ona söylemiş, benzetmiş ama farklı. Çünkü Özdağ gerçekten laik. Trump'tan farklı olarak. Trump biraz daha böyle... O da çok şey değil bu arada. Ha. O da çok aşırı muhafazakar bir adam değil. Ama Özdağ harbiden... Laik yani. Hani karşılaştırmayı düşünüyorum şimdi. Yok Trump daha muhafazakar abi. Net. Umi Hosta. <laughs> Trump kazanıyor. deyip kazandı. Erkan. Vasiyetsiz cahil rezil insanlar demiş. Can Ay gibi porno yıldızına para ödeyenin daha muhafazakar olduğunu sanmıyorum. Emin misin? Türkiye'de bazı şehirlere götüreyim seni. <laughs> Türkiye'de bazı şehirlere götüreyim abi. O muhafazakar adamlar ne yapıyor? Rusya Amerika'daki seçim sistemi berbat demiş. kendi ülkemizi kuralım. Olur abi. Konyalar ne dermiş? Neyse okumuyorum. Yaparım oduncu. Birisi yan yana benzerliklerini yazmış. Kemal'le Kamala'nın. Bir Kemal yazmış, Kamala yazmış. İsimleri de aynı olsun diye. Benzerliklerini yazmış abi. Tablo koymuş. Gerçekten çok doğru. Söylediği gerçekten çok doğru. Diyor ki... Sadece küçük, radikal, elit bir kesime hitap et. Herkesi kucaklayıcı şeyler yapma. Bak söylemek ayrı bir şey. Herkesi kucaklıyoruz, herkesi öpüyoruz. Demek ayrı bir şey. Ama ondan sonra sen bunları söyledikten sonra gidip teröristliği desteklemek ayrı bir şey. Bunları yapma. Sadece elit bir tabakaya hitap et. Kaybet. Kaybet. Ondan sonra da seçmenin suçla. Tıpatıp aynısı. Tıpatıp aynısı. Abi. Bunların loserlıkları demek ki yakın birbirine. Trump gittiği zaman da bu arada hani Biden daha mı iyi olurdu olmaz mıydı onlar için bilemeyiz. Amerikalı değiliz çünkü. Trump kaybettiği zaman da Trump'a karşı tepkiden dolayı kaybetti. Biden'ı sevdikleri için değil yani. Biden sevdikleri için değil. O zamanlar Covid bile patladı. Tam olarak ne oldu bilmiyorum yani. Ama e, neyden dolayı olduğunu tam olarak bilmiyorum. Belki birkaç şey üst üste gelmiştir ama Trump'ı sevmedikleri için karşıdaki adama oy verdiler. Yani bak 3 seçim oldu ya. 3 seçim oldu abi. Bir seçimde Trump kazandı. Karşıdaki Hillary'ye oy verenler aslında Hillary'i sevdiklerinden değil Trump'a karşı oy verdiler. Yani orada gene Trump'a karşı oy verdiler. Ondan sonra Trump kaybetti. Ama gene Trump'a karşı oy verdiler. Biden'ı kimse tanımıyordu. Kimse şey demedi. Baba Biden de adamdır falan. Üçüncü de gene Trump kazandı. E Trump'ın karşısına oy verenler gene Trump'ın karşısında olduğu için. Kamala Harris bilmiyorlar. Harbiden soruyorlar ne yaptı falan. Kimdir ne yaptı falan diye kimse bir şey söylemiyor. Çünkü harbiden kimse değil. Bak Obama bir karakterdi mesela. Obama karakterdi. Ben mesela şeyi çok isterdim. Obama vs. Trump görmek isterdim. Acayip isterdim. Obama büyük ihtimal kazanırdı diye düşünüyorum. Ama bilemem. O, o işte seçim olurdu ama. O işte el klasik olurdu yani. O bayana o bayana. Evet doğru söyledim. Seçmen mazlum istemez lider ister. Bu geri zekalar kim dediyse mazlum yanında ol. işe yaramıyor işte akıyor demiş. Doğru. 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 Mansur Yavaş o yüzden kesin kazanırdı diyorduk biz. Çünkü Mansur Yavaş Ankara'nın başına geçmişti. Bir şeye bir şeye yaptı. Hizmetler falan yaptı. Bak niye bir şeyler bir şeyler yaptı, hizmetler yaptı falan diyorum da harikaydı süper demiyorum. Çünkü ona bile gerek yok ki. Ona bile gerek yok ki. Sen e, Ankara Belediyesi'nin başına geç. Bir iki iyi bir şey yap. Mükemmel orayı şey yapmana gerek yok yani. Mükemmel bir hale getirmene gerek yok. Yüz kat daha iyi yapmana da gerek yok. Sadece görevini layıkıyla yap. Yeterli. Ondan sonra çıktı ki abi bak ben Ankara'yı böyle yönettim. Türkiye'de yönetirim her türlü çat çat fark atarak kazanırdı fark atarak kazanırdı muhalefet loser olmasaydı bu ne arkadaşlar you know the drill bu ne you know the drill Haftalık Kılıçlar Anma Köşesi. O idi. Evet devam. Çok az cılız bir haber arkadaşlar. Çok haber bile yapılmadı doğru düzgün. Afganların bıçakladığı bir çocuk vardı. Bulalım onu. Evet. Bununla da kapatıyoruz. Bu haberle de kapatıyoruz abi. Hiç çıl yapmadık. Çil eee bıçakladı diyelim. Beş gün önce. Erzurum postu. Hiç çılık konu olmadı bugün. Aa ben bunu tanıyorum ya. Afgan uyruklu gençlerin bıçakladığı Ahmet Efe hayatını kaybetti. Erzurum'da 3 Afganistan uyruklu erkek şahısla girdiği kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan 16 yaşındaki Ahmet Efe taşken 12 günlük verdiği yaşam savaşını kaybetti. 1'e 3 mü yapmışlar? Arkadaşlarıyla buluşmak için 100. yıl parkına gitti. Bu esnada yanından geçen Afganistan uyruklu 3 erkek şahıs Ahmet Efe ile niye ters bakıyorsun diyerek tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kavgaya dönüştü. 16-17 yaşlarında oldukları öğrenen 3 Afganlı gençten biri Ahmet Efe Taşken'e bıçakla saldırdı. Niye bıçakları var bunların? yanlarında. Bu adamların eline bıçak almasını bıçakla gezmelerine neden izin veriyorsunuz? Talihsiz genci vücudunun birçok yerine yaralayan saldırgan lise öğrencisini boğazından da bıçakladı. İfadesinde de büyük ihtimal şey demiştir. Korkutmak amaçlı yaptım. Afganistan uyruklu 3 gençten ikisinin aileleriyle birlikte sınır dışı edildiği öğrenilirken bir genç ise tutuklu olarak yargılanacak. Sınır dışı bir etmişler. Başı belaya bile başları belaya bile girmemiş abi. Sınır dışı etmişler. Madalya taksaydınız abi. Biri tutuklu olarak yargılanacakmış. Merak etmeyin abi. Erdoğan affından çıkar o da. Erdoğan affından çıkar. Şunu biliyor musunuz arkadaşlar? Covid de bahane edildi ya. Rahşan affından çıkan 30 bin civarı 30 bin civarı Rahşan affıyla çıkan insan sayısı Erdoğan affıyla çıkan insan sayısı 90 bin. Covid vesaire de bahane edildi ya. 90 bin. Ama sorsan herkes Rahşan affı der. Bu bir. İkincisi bu olay mesela gündem oldu mu? Olmadı. Bakın arkadaşlar tam tersi olsaydı yani o çocuk elinde bıçağı olsaydı ve orada Afgan genci bıçaklayıp da öldürseydi şu an var ya Twitter yıkılırdı. Şu an Twitter yıkılırdı. Ve sadece AKP'liler değil. Sadece yandaşlar değil. Sadece bülteci yalakası yandaşlar. Yandaş tayfa değil. CHP, DEM vesaire onlar da. Onlar da abi hep birlikte. Belki resmi kanallardan. Belki de trolleriyle. Ok trolleriyle, paralı trolleriyle. Saldırırlardı. Şu an biz hala bu, bu olay var ya her yerdeydi şu an. Televizyonda, Twitter'da, Ekşi'de, Reddit'lerde her yerde şu an. Gündemi sallamıştı abi. Ve herkes de çıkıp şunu, diyecek, şunu derdi. Ümit Özdağ insanları kışkırttı. İşte görüyorsunuz Ümit Özdağ faşist. ırkçı. Onun ırkçılığı yüzünden bakın işte gencecik eli kınalı büyük ihtimal o Afgan ölmüş olsaydı öyle olacaktı çünkü. Masumcuk eli kınalı ana kuzusu, anasının kuzusu minicik, bıdıcık, cicicik sevgi pıtırcı, sevgi kelebeği bir insan evladı öldü. Hep ırkçıların yüzünden. Bakın bunu bekliyorlar. Size daha önce de söyledim. Bunları haber yapmazlar. Bundan belki kaç tane oldu? Yakaladıklarımız işte. Böyle rastgele, random bir yerden yakalıyoruz. Öyle oluyor. Yoksa haber yapmıyorlar bunları. Ne haber yapmazlar. Ama tam tersi ol. Bak göreceksiniz bunu. Tam tersi bir gün yaşanırsa ki yaşanmaması için herhangi bir sebep yok. Çünkü sürekli kavga oluyor. Değil mi? Sürekli kavga ediliyor. Kavgalar çıkıyor. Bir gün tam tersi olursa o onu bıçaklayacağını, o onu bıçaklarsa o zaman görürüz haberlerde. O zaman var ya yandaş kanallar yeri göğü inletirler. Aradaki fark bu. Aradaki fark bu. Yandaş kanallar yeri göğü inletirler. Şu an ne olacak biliyor musunuz? Şöyle üstü kapanmaya çalışılacak Ya nedir ki ya herkes sürekli kavga çıkıyor Zaten insanlar birbirini bıçaklıyor Irkçılık yapmasınıza ne alakası var Falan denecek ama tam tersi olsa Irkçılığın kralını yaparlardı İşte Türkler de böyle Faşist Türkler falan derlerdi Göreceksiniz bak abi El kol bağlı durma konuları Kayseri olayında öyle yaptılar Evet Ölürse o zaman görürsün. İşte bak bir kişi ölürse o zaman görürsün. Bak yeri göğü inletecekler. Bekliyorlar şu an. Size bakın yemin ediyorum ki bekliyorlar. Ellerini oluşturarak bekliyorlar. Ellerini oluşturarak bekliyorlar. O zaman şeyi de görürüz bak. Gain'lerde falan de falan gene bir program yaparlar hemen. Hemen bir program yaparlar. Türkiye'de yükselen ırkçılık. Türkiye'de yükselen ırkçılığın sebebi nedir? Suriyeli Koruma Derneği Başkanı falan çıkar. Mor Suriyeli. Mor Suriyeli diye Suriyeli Koruma Derneği Başkanı falan çıkar. O konuşur. O zaman da şey derler büyük ihtimalle. Burada biz Türklere düşmanız bir de Türk olduğunu utanmayan Türklere düşmanız. Herkes alkışlar orada falan. Oradaki Türkler de alkışlar. Bakalım görecek miyiz? Bakalım görecek miyiz? Bakın bizler kendimizi aşağılatmaya, bu kadar göz yumarsak her şey çıkar. Her şey olur abi. Biz kendi kendimizi aşağılatmaya bu kadar göz yumarsak onu da görürüz. Bu da kesinlikle şey değil. Ee, ne derler? korku Korkutarak işte e, insanları yönlendirmek değil. Korkuyla yönlendirmek değil yani. Fear mongering değil. Korkuyla yönlendirmek. Korku tellallığı değil yani. Harbiden de Bakın yazın atın fava bekleyin arkadaşlar Atın fava bekleyin O günleri de göreceğiz İnsan, İnsanların açık açık böyle çıkıp da Türkler şöyle falan deyip Türkiye'de konuştuğu Ve diğer Türklerinde Pembe Türklerin Türklerinde bunları alkışladığı Bunlar doğru değildir Diyen Türklere faşist ırkçı dendi Çünkü 4 parti birden el ele kol kola 4 parti birden el ele Kol kola Türkleri aşağılatıyorlar bunu artık gördük değil mi? Bunu gördük mü? Gördük. Kimi Arapların karşısına aşağılatmaya çalışıyor. Kimi Avrupalıların karşısına aşağılatmaya çalışıyor. Ya da farklı ırklara ayırıyor insanları. Onları karşısına aşağılatmaya çalışıyor. Ama sonuç aynı. Geri kalan her şeyde yalan. İşte bir iktidarmış da bir muhalefetmiş de birbirlerine düşmanmış da yalan hepsi. Biz niye tuval yapmıyoruz? fikri söyleyen çok şey bağlı olmuyor. Evet. 3 saati geçtik arkadaşlar. Daha önce demiştim. Kendi kendime kural koydum. 3 saatten daha fazla yapmayacağım. Çünkü yapmam gereken başka işler var. O işlere vakit kalmayacak bu sefer. Daha önce neydi? Haftada 4 saat yapıyorduk. Çok kendimi zorlarsam, çok böyle şey gelirse, sponsor falan gelirse zorlayarak 5 yapıyordum arada yemek falan yiyerek belki. Ama şimdi en azından hiç zorlamadan altı yapıyoruz. 3 saat. Şimdi 3 saat cumartesi yeter. Bence güzel. Geldiğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Her türlü öpüldünüz. Kendinize, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hazır mıyız? Bunların yeri değişmiş ya. Şeyin adı mı değişti acaba? Allah Allah. Başaramadım. Et onu. Tat derin yarasa yüreklerin karası başımızın belası. Bu güzel kız. Yanaklarım elmadan Sesin pamuk helvadan Beynin soya sosundan Aptal güzel kız Konuşurken mi yalvar İçimizi gıdıklar Sebepsiz her şeye ağlar Aptal güzel kız Güzel talk <Sessizlik> to cause